Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Okan Koç ve Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat sizlerle olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Melike. Ya ben buradaydım canım. Olsun. Yani bir gün arayla. Bir tatile gidip geldin ama. Çok kısa gittim geldim. Bir geldim zaten Osimhen geldi. Doğru. Aynı gün. Çok hareketliydi her şey. Çok. Ya hala da hareketli günler geçiriyoruz. Hareketli geldi. Siz nasılsınız? Nasıl İyiyiz, geçiyor günler? Okan Koç seninle başlayayım. Dün Çanakkale'deydim. Beşiktaş Çanakkale Dernekleri'nin yemeği vardı. Süper Kupa yemeği. Yani çok güzel ağırladılar. Çok güzel bir ortam vardı. Kalabalık vardı. Yaklaşık 1000 kişi. Metin Başkanımız orada bizi çok güzel ağırladı. Gerçekten ona buradan teşekkürlerimi, sevgilerimi yolluyorum. Güzel bir ortam vardı. Aile içerisinde yaşanan eğlenceli sanatçılar geldi. Hatta orada yardım formaları yapıldı. Forma satışları yapıldı. Çok güzel. Güzel oldu. Keyifliydi yani. Güzel bir gün geçirdim açıkçası Çanakkale'de. Özlemişim yani. Benim asıl biliyorsun Çanakkale yani yetiştiğim, doğduğum ve futbolu, profesyonellik hayatımda ilk başladığım yer. Yani duygulandım açıkçası. Ayrı bir yeri var zaten. Ya o stada girdim 18 Mart stadına. Melike sana bir şey söyleyeyim. Gözlerim doldu ya. Hemen böyle yaklaşık bir 30 seneye yaşlanmışım. Bir anda bir bakıyorum 30 sene önceye geri döndüm gibi hissettim kendimi. Çok iyi takımdı. O zaman çok sen iyi. Sen de o takımın iyi futbolcusun ama çok senden başka da çok iyi. Ya Selçuk, Mehmet Yılmaz çıktı. Sonra Gökhan Zan vardı. Hasan Kabze. Çok iyi kadromuz vardı ya. Yani o zaman şu andaki o oyuncuları topla abi lige koy. İki tane de yabancı oyuncuyla beraber şampiyonluğu oynarsın. Sen nasılsın Mehmet? Yoğunuz Melike. Osimhen transferi. Bir de Avrupa Ligi listesi Galatasaray'ın transfer yetişmedi. Dün arayışlar vardı. İsimleri konuşuruz. Muhakkak izleyiciler de soracak. Yani Süper Lig listesi için bir transfer bekliyorum muhakkak Galatasaray'dan. Şimdi tabii genel havayı anlatırız izleyicilere. Şimdi tabii konuşacağız. Mehmet Özcan'dan son haberleri de alacağız. Diğer takımlarda da yine haberlerimiz var. Son gelişmeleri öğreneceğiz ama dün gece gerçekten çok kritikti listeler sebebiyle. Ben de evde takip ettim. Söylemiştim size yoktu ama son sayfadan takip ettim ben de. O gecenin bir yarısı. Yetişecek mi yetişmeyecek mi herkes merak ediyordu gerçekten. Konuşacağız ne olacak bundan sonrası. Tabii ki 13 Eylül'e kadarki süreç de önemli. Yine takımlar neler yapacak. Sadece bu değil ama tabii ki bugüne kadar olan kısım Avrupa açısından çok 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 önemliydi. Onları da konuşacağız. Takımlar neler yaptı ve neler yapmaları bekleniyor. Hepsini konuşacağız. Haberlerimiz var. İlk olarak bir Galatasaray diyelim. Neler yaptı yaz transfer döneminde Galatasaray? Bir haberimiz var. Arkadaşlarımız çok güzel derlemişler. Bir bakalım, hatırlayalım neler yapılmış. Sonra da üzerine uzun uzun yeni gelişmelerle birlikte konuşacağız. Evet, Galatasaray bu yaz transfer döneminde neler yaptı? Şöyle bir özetledik size, baktık. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, X hesaplarınızdan son sayfa etiketine bu süreçle ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz, sorularınızı yazabilirsiniz. Bundan sonra ne olacak? Merak ettiklerinizi yazın, görüşlerinizi yazın. Biz de konuşalım burada. Nasıl geçti Galatasaray adına? Aslında yani geçtiğimiz günlerde konuşurken yani böyle flash bir sürpriz fırsat transferi diye de nitelendirilen Osimhen'e rağmen Galatasaray'da bu transferlerin çok da iyi geçmediği yorumları da yapılıyor. Mehmet Özcan, seninle başlayacağım, sonra Okan Koç'a döneyim. Osimhen transfer edilmese yorumlar, eleştiriler çok daha sert minvalde olurdu. Bir planlama hatası diyebiliriz. İşin ekonomik boyutu da bence sıkıntılı. Galatasaray 2 sezon önce 13. olan takımı güzel bir kadro kurdu. Açalım Mertens, Icardi, Abdülkerim o dönemin flash yerli takviyesiydi. Ve orta sahayı da değiştirdi. Yani Taylan'la Berkan'dan Torreira, Oliveira'ya ki o ikili de fark yarattı. Geçen sezonla hatalar zinciri başladı. Hatalar zinciri diyorum çünkü Galatasaray bir yıldız rüzgarına kapıldı. Çok da Galatasaray DNA'sıyla bence örtüşmeyen bir şey. Okan Koç'un futbol oyunu dönem de dahildir. Galatasaray transfer şampiyon olarak şampiyon olmazdı. Evet. Belli bir oyuncu grubun hep Manchester United'da o dönem hep altyapının oyuncuları olurdu. Ki United o gerçeğini inkar ettiği için şimdi 10 yıldır dipte. Galatasaray'da bakarsak çok ben kendi gerçekleriyle örtüştüremedim. Zaniolo ile başlayan, Zaha ile, TT'ye, Ziyech'lerle devam eden transfer politikasını. Ama evet, oyuncu grubu CV olarak çok yüksek kalibreliydi ama geçen sezonun şampiyonluğunda bilmiyorum. Bir kare as yapmalarını rica etsem izleyicilere herhalde muhtemelen transferleri değil, Mertens'i, Barış Alper'i, Icardi zaten devam etti. Bu oyuncular yine Atı Muslera. Belli oyuncu grubuyla yani Okan Hoca. Transferlerle değil takım içi bulduğu çözümlerle. Takım. Devamını getirmişti kupa. Galatasaray 2 sezon şampiyon oldu. Tekrarlayalım o şampiyon olan kadroda
transfer yapılan hiçbir oyuncu deminki haberde geçiyor Melike. Satılmadı. Yani bütün satışlar Kerem'den tut diğerlerine kadar. Ama Burak Elmas dönemi, ama Mustafa Cengiz dönemi, rahmetli başkan döneminde transfer edip Galatasaray'a gelmiş isimler. Burada hata bu sezon. Birincisi, beklentiler çok yüksek tutuldu. Bence Galatasaray iyi bir fırsat yakalamıştı. 2 senelik şampiyonlukla kadroyu gençleştirebilir. Camiadan 1 sene izin isteyebilirdi. Avrupa'da yarışacağız ki hani Sparta Prag, Molde, Kopenhag gösterdi. Daha düşük kalibreli takımlarla Avrupa'da gidebilirsin. Galatasaray'ın 13. olan takımı da Avrupa'da fena işler yapmamıştı bakarsak. Evet, evet. Lig için yine iddialı konuşuldu. Ve benim çok da açıkçası mantığıma sığmayan 2 transfer. Yani şöyle, mantığıma maliyetleri sığmıyor. Yelert ve Gabriel Sara. Yelert'te ben çok bir şey göremedim. Geçen sene Kopenhag maçları da. Kopenhag maçlarının ikisini de tribünde takip ettim. Danimarka'daki maça da gitmiştim. 9 milyon euro çok yüksek bir bedel ve siz en kritik maçınıza, yani Young Boys revanşınıza sağ bekte Barış Alper'le başladınız. Hı hı. Yani oyuncunun ben o rakam hak ettiğini düşünmüyorum. Gabriel Sara çok değerli bir oyuncu olabilir ama ben bir Türk takımının 18 milyon euro bonservis, ki bu buna bonuslarla 20 diyelim. Bravo. İngiltere onları. 1. Ligi ve 3 şu da şunu yine anlayabilirim Okan Koç. Bravo. 18-20 milyon euro bonservis verirsin. Oyuncu sende 700-800 bin euro oynar. Evet. Oyuncu zaten sana 20 yaşında, 21 yaşında olur, gelecek vaat eder. Yaş da çok güzel detay verdin. Yaşı 25 bir Brezilyalı. 20-21 değil. Tabii. O da önemli. Yani 3,5 milyon euroya yakın da maliyeti var. Yani Galatasaray'dan, yani sezon, hep bunu söylüyorum örnek. Umarım ben yanılırım Melike ama söyleyeyim yani. Galatasaray bu sezon sonu şampiyon oldu. Gabriel Sara'da 20 gol, 10 asist yaptı. Yine Galatasaray kar edemez. Yani verilen paranın karşılığını alınacağını 20'ye 40 milyon euro mu verecekler? Oyuncuya 3 değil 5 mi verecekler? Yani işin mali kısmında iki sözleşme, sonuçta Süper Kupa ve Young Boys faturası ortada. Osimhen'e hiç itiraz edemiyorum. Edemeyiz zaten. Bu kalite, böyle bir fırsat çıkmışsa 6 milyon euro ile tabii ki değerlendireceksiniz. Ama nihayetinde şu soruyu sormak gerek aslında izleyicilere. Galatasaray 26 Mayıs akşamı şampiyon oldu. Bugün Eylül'ün 5'i. Hangi Galatasaray daha iyi kadro? Çünkü transfer operasyonu ben şöyle özetleyeyim işin maliyet kısmında. 30 milyon euroya yakın bir gelir elde edildi işte Kerem, Zaniolo, diğer oyuncular, Zaha'nın gidişi. 31 milyon euro da para. Yani denk bütçe diyelim ama tabii maaş bütçesi çok arttı Galatasaray'ın. Yani şunu açıklayalım izleyicilere. Zaniolo'nun 64.4 milyon eurosunda Zaniolo'nun ücreti de var. Evet. Zaha'dan 3 milyon euro kiralama bedeli aldığınızda siz Zaha'nın ücretini ödemeye devam ediyorsunuz. Yani bunlar işte Galatasaray diyorum ya, iletişim hep diyoruz. Giderleri olabildiğince düşük, gelirleri olabildiğince yüksek gösterdiğiniz için ben kendi adıma muhabirim, ben tepkiyle karşılaşıyorum. Bir ay önce haber yaptım. Galatasaray'ın maaş bütçesinde limit yok. 1 milyon euro limit dedim. En son Okan Hoca limit problemimiz var, sonra transfer yapacağız dedi. Galatasaray Avrupa Ligi'ne kaldı gruplara sonuçta. İşte Kerem'i sattı, limiti açıldı ama sürecin, ben sadece işin iletişim kısmı zaten facia. Yani Erden Timur sonrası o sürecin doğru yönetilemediğini görüyoruz. Nedir, açalım. Futbol takımının ilk antrenmanını Kemerburgaz'da yapıp duş almaya Rams Park'a gitmesi. Transferler kampa yetişecek açıklamasında o sözün yerine getirilmemesi. Orada da şöyle itiraz ediyorum. Yelert ve Gabriel Sara kampa yetişmeli. 18 artı 9, 27 milyon euro veriyorsunuz. Bu yani kadar, evet. Bu oyuncular sizin Osimhen gibi son anda bulduğunuz bir fırsat bulduğunuz değil. Yani 3 Ağustos'ta getirdiniz, 3 Temmuz'da da o parayı getirirdiniz. Olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası ne oldu? Tabii burada bu kadar yönetim mimarinde eleştiriler yapıyorum. Okan Hoca da bu eleştirilerden şu anlamda simin almalı. Young Boys eşleşmesinde çok kötü bir kenar yönetim. Hem çıkan 11'ler, oyuna müdahaleler, Galatasaray gibi bir takım. Ama Yeler'siz, ama Gabriel Sara'sız, ki oyuncular da oynadı ama her şeye rağmen Young Boys'u elemeliydi. Young Boys'a elendiyse de 180 dakikanın en azından 80-90 dakikası oyun ortak olmalıydı. İsviçre'deki 10 dakikalık periyot hariç Batu Şahin 2 gol attı. Galatasaray 170 dakika Young Boys'a teslimdi. Bu çok kabul edilebilir durum değil. Şunu anladık ki Osimhen'le bir şeyler değişmeye çalışacak Galatasaray'da, ona birazdan değiniriz. Çift forvetli. Evet, sistemi konuşacağız. Bu transferler ve gelecek olanlarla birlikte sistem nasıl olacak? Okan Koç ne düşünüyor merak ediyorum. Şöyle geleceğim sana Okan Koç. Eminim söyleyeceğin çok şey vardır ama şuradan geleceğim. Transfer sürecindeki Mehmet Özcan'ın söylediği bu yetersizlikler ya da başarısızlıklar adına nasıl sen söylersen. Şampiyonlar Ligi'ni sence Galatasaray'ın
kaybetmesine bunlar mı neden oldu? %100 katılıyorum. Yani Mehmet Özcan'ın söylediklerinin hepsinin altına imzamı atarım. Ya kardeşim ben neyi kabul etmiyorum biliyor musun Melike? Ya şampiyon olmuş bir takımım var değil mi? Hadi Zaha, Tete, birçok oyuncu, Ndombele. Tamam bunlar yani istenilen performansları veremedi veyahut da alamadın. Belki hoca bunlarla çok fazla o dokunuşları yapamadı, diyaloğu kuramadı. Tete'ye bakıyorsun şu anda Yunanistan'da muazzam işler yapıyor. Bence yetenekli bir oyuncu ama çok fazla şans vermedi. İşte o rotasyonu değerlendirebilmek, kullanabilmek hocanın işi. Hocalığın orada çıkıyor. Tamam şampiyon oluyorsun ama o rotasyonu da idare etmesi gerekiyordu. Şimdi şampiyon olan bir kadro değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne gittiğin zaman bir eleme oynayacaksın. Young Boys'ta oynuyor kardeşim ya. Young Boys'ta oynuyor. Hadi City'yle örnek mesela Milan'la, Lazio'yla, Torino'yla herhangi bir böyle biraz böyle majör liglerdeki orta sıralardaki bir takımla da oynasan anlayışla karşılayacağım. Ya Young Boys'a küçümsediler veyahut da garanti geçeriz gibilerinden düşünmüş olabilirler ama ya ciddi bir gelir elde edeceksin. Bak ciddi bir gelir elde edeceksin. Ya bu çok güzel yere değindi. Saray'la diyelim mesela Yelert'i al. Ya git daha önce al o maçlara çıkart da en azından gruplara katıl. Gruplardan gelecek gelir. Orada alacağın galibiyetlerden edeceğin gelirler. Yine oynadılar ama takım uyum değil. Suyun üzerine kafanı uzatıp nefes almana sebep olur. Bak şimdi editörümüz Emre de bana hatırlattı. Ndombele ile ilgili Lig 1'in en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu olmuş. Yanlış hatırlamıyorsam Emre haftanın 11'ine de seçildi. Bence de kazanır. Kuvvetli tombul. Mücadeleye girdiğinde bana da bir anlara sevmiyor. Bu ezberi yapıyorum tabii de. Melike, o da zaten Galatasaray'daki durum ülkemizdeki bu aslında antrenman kalitesi. Bu nedeni ne peki ya? Bu söylediğin mesela yaptığın yorumun sebebi nedir acaba? Demek ki Okan Hoca faydalanamadı bu oyuncudan. Yani yetenekli bir potansiyel olan bir oyuncu. Orada başarılı, burada niye başarısız? Bir de burada mesela kendini bir sorgulasın veyahut da sorgulayın. Demek ki Okan Hoca faydalanamadı. Ya bu yabancı oyuncular, siyahi oyuncular özellikle çok vurdum duymaz olur. Ya buraya gelirler veyahut da Türkiye özellikle geldikleri zaman ya son dönemleridir ya da yani iyi bir parayla anlaştığı zamanlar dönemlerde Melike. Yani şey yapmazlar çok fazla. Oynama şansı bulmadığı zaman 1-2-3 denerler, sıkarlar, ondan sonra bakarlar. Hocadan o işi alamadığı zaman bırakır boşlarlar. Ya bu da Ndombele'de büyük ihtimal o girdabın içerisine girmiştir. Ama burada Okan Hoca'yı da sorgulamak lazım abi. Yani tamam hocam, yani iyi bir kadron vardı. Young Boys, iyi bir oyuncu topluluğun. Sen transferler yetişmese bile o kadroyla galip gelmen gerekiyordu. Böyle elenmemesi gerekiyordu. Elenmemesi gerekiyordu Young Boys gibi. Galatasaray bir kere kadro yapılanması mimarisine sezon başı bir kere yaptığı transferlerde hata yaptı. Olmazsa olmaz bölgeleri ilk başta transferler yapacaklardı. Ya o çalışmaları mı stratejiyi yürütemediler sevgili Mehmet? Ya bunlardan yok, başka bir şey değil mi? Yok, sabek transfer edildi ama tekrarlayayım yani ben 9 milyon euro maliyete değecek bir sabek olduğunu düşünmüyorum. Ya da bizim ülkem şimdi diyecekler ya, Anadolu Kopenhag takımlarında ben sana söyleyeyim Yelert'ten çok çok daha iyi oyuncular var mesela, anladım. 9 milyon euro verdiğin adam sana gelecek en tabii. Azından biz de o bölgede oynadık. Ofansif, defansif anlamda tamam. Defansif anlamda belki kademe pozisyon hatası yapabilir ama Galatasaray'da zaten önde oynuyorsun devamlı. Asist yap, orta yap, bir şey yap. Yelert'e top geldiği zaman ne ikili mücadelelere girebiliyor, ne defansın arkasına koşu yapabiliyor, ne atıp vurmaya gitmeye çalışıyor. Sadece ortadaki boş top deriz mesela. O toplarda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Savunma arkasına çok oyuncu kaçırıyor. Oyuncu kaçırıyor. Bak hadi onları yapıyorsun. Az önce söyledim. Yapamıyorsun. Eksikliklerini diyelim bunlar. Üçüncü bölgede etkili ol. Ya bunları kim izliyor? Neyle izliyorlar? Nasıl izliyorlar ya? Sistemde yazık bir bina. Sıkıntı olamaz mı? Selim Bey. Selim Demir yazmış. Bakın Tete ve Ndombele'ye. Demek ki sistemde sıkıntı olamaz mı? Demiş. Ndombele'yi Okan Hoca istemedi. Okan Hoca'ya rağmen alındı ama Ndombele şurada Galatasaray'la Okan Hoca'yı da artık o işe yaşıyor. Yönetimin yani o fizikte bir oyuncunun, hatırlayalım, Arda Turan 2011 Atletico Madrid'inde kaç kilo vermişti? Evet. Yani biraz işin fizyolojisinde bizim kulüplerimizin şey de... İlk geldiğinde yine kilolu muydu Ndombele? O kamplarda falan nasıl ben görüyordun? Ben çektim ilk geldiği gün videosunu. Bayağı da sosyal medyada evet. Olumsuz tepki almıştı. İlk geldiğinde de bence kilolu geldi ama hep daha çok aynı kilo aldı. Aynı hiç yani böyle şey yapmaya çalıştım, zayıflamaya çalışmadı değil mi? Fit gelmedi. Yok, sonraki süreçlerde mesela. Yok, antrenmanlar disiplinsizdi. Beslenme kısmında. Ama işte bak bu tür oyuncuları ben hep söylüyorum abi. Transfer ederken araştıracaksın, eleyeceksin, soracaksın antrenman. Anlarda nasıl disiplinli mi? İş ahlakı var mı? Maçlarda yani buraya nasıl geliyor abi? Kusura bakma. Geldiğin takımda da yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük takımları. Avrupa'da bilinen takımlar. Yani küçümsedi de mi geldi? Kilolu geldi. Çünkü yani bazen biz de yaşadık bunları. Alt liglerde oynadığımız zaman yani ne olacak deriz. Bu kilolarla da oynarız diyorsun sevgili Melike. Yani sen kimsin kardeşim geliyorsun o kiloyla? İş disiplini dediğimiz bir şey vardır yani profesyonelli. Kendine dikkat etmen lazım. Sen vücudunla para kazanıyorsun. Ama işte onun üzerinde Okan Hoca oynatmak isteği veyahut da ısrarı var mıydı? Onu hissettirebildi mi oyuncuya? Sevgili Mehmet, ben o da yok. Önemli bir şey. Belki onu hissettirmeyip
ikinci plana attığının farkına varır oyuncu. Ne yapar biliyor musun ondan sonra? Ya bana ne der? Ben paramı alayım giderim der. Nasıl olsa seneye farklı bir takımla oynarım gibi duygulara da bürünmüş olabilir. Bu da yaşanmış olabilir. Ben bak, biraz çok güzel bir soru sordu az önce izleyicimiz mesela. Ne diyor? Tete mesela şu anda bakıyorsun Yunanistan liginde çok etkili. Niye Türkiye'de etkili olamadı? Oynadığı dönemlerde de fena oynamadı aslında. Ama işte orada ne oldu? Tete'yi kullanmış olsa belki Barış'ı kazanamazdı. Bu açıdan da bakmak aslında lazım. Aslında orada da işte doğru kadro oluşturma konusunda soru işareti. Şimdi nasıl olmalı? Biraz bunları da konuşuruz. Hatta sistemi de konuşacağız. Yani sistem değişikliği ile ilgili çok soru geliyor. Birkaç izleyici sorusu daha. Akın Ülkü Sevinç yazmış. Galatasaray'ın sol forvet kanadında an itibariyle bir tane orijinal futbolcu sol bek mevkinde de orijinal yedek yok. Yani sol tarafı Allah'a emanet. Osimhen transferiyle çok lüks bir takım elbisenin altına terlikle dolaşan bir jön görünümünde takım. İzleyiciye cevap da vereyim mi? Biraz daha kafasını karıştırayım. Takımda da bir o kadar çok solak oyuncu var. Abdülkerim solak, Yakup solak, Kerem Demirbay, Berkan, yine Yunus solak, Yusuf Demir solak. Tamam, yani sol bek sol kanat oynayabilir mi? Bunlar oynayamaz. Oynayamıyorlar işte. Kadro planlamasındaki. Ya, o arkadaşımızın sorduğu soru bence çok doğru veyahut da baktığı bakış açısı. Şimdi hem sol kanat hem sol bek oynayabilecek. Bunlardan biri sakatlandığı zaman kim oynar? Abdülkerim'i çektiğin zaman ağır kalabilir üçlüde. Şimdi oraya geldiğimiz zaman sisteme daha da açarız konuları da. Şimdi sol kanatta, ön tarafta bazen orta sahanın içinde. Yani bunlar acaba o döngünün içerisinde verimli olabilir mi bu sisteme? Bilmiyorum. Bana göre olmaz. O bölgeyi yani muhakkak transfer yapması lazım Galatasaray'ın sol kanata. Yönetimin bunu yapacağını biliyorduk. Bu yüzden taraftar olarak baskı kurduk diyor Murat Güloğlu. Ama gazeteci muhabirler ne aceleniz var? Son iki yılın şampiyon kadrosu var dedi. Hatta taraftara fırça atan muhabirler oldu. Sonuç olarak muhabirlere yönetime karşı taraftar haklı çıktı diye bir durum tespiti yapmış. Sonra Yusuf Karlıoğlu diyor ki Abdülkerim ve Nelson gibi iki ağır adamla üçlü sistem oynanır mı? Hadi sistemi de konuşalım bu soruyla birlikte. Okan Koç ne? Oynanır, niye oynanmasın ki? Mevcut kadroda ne lazım? Tabii daha transferler yapılacak birazdan sonra. Şimdi Abdülkerim sol, sağda Sanchez, arkada Nelson. Yani mesela Sarkan toplarda arkada mesela o süpürücü özelliği deriz. Olur yani niye olmasın mesela ama bak bu geride çok fazla sıkıntı yaşamazlar. Yeter ki uyumu yakalasınlar. Ne anlamda? Mesela şimdi Abdülkerim hamle yapmaya çıkar. Arkadan Nelson onun kademesine girecek mi? Sanchez kayma yapacak mı? Kaymalar da çok önemli burada sevgili Melike. Yani birisi hamle yapmaya çıktığı zaman rakip takımın santraforuna arkasından Sanchez, Nelson o kaymaları yapacak mı? Bunlar çok dikkat. Kanat bekleri ne yapacak? Ucunda yeterli mi sence kanat bekleri? O enerji, o dinamizm var mı gidip gelmesi? Kanat bekleri yetersiz. Melike bu sayısı olarak da yetersiz. Nicelik nitelik yani şöyle düşüneceğiz. Barış'a 3-5-2 Okan Hoca. UEFA listesi teşekkür tabii. Ediyoruz. Güven'e geldi ekrana. Bu da önemli. Bunun üzerinden de konuşuruz gidelim. Oradaki, oradaki bazı daha detayları da aktarırız. UEFA listesi neden eksik onu da izah ederiz izleyicilere. Melike şunu söyleyeyim. Osimhen transfer edilmesi için İtalya'ya doğru giderken Galatasaray tarafı Galatasaray heyeti Okan Hoca da. Evet o da var. Birlikte ve orada çift forvet oynayacağız diyor. Osimhen Icardi ile. Ve çift forvetin de en net sistemi şu an 3-5-2. 3-5-2 içinde Galatasaray'ın çok kısıtlı bir kadrosu var. Yani bu kadroda kullanabileceği oyuncu sayısı bence 12-13. Açalım zaten 3 savunmacıyı yazdık. Ben de Okan Koç'la aynı fikirdeyim. Nelson'un libero olup Davinson Sanchez sağ stoper, Abdülkerim sol stoper. Davinson Sanchez'le Abdülkerim bence üçlüde sırıtmaz. Topla ilişkileri iyi çünkü. Orada Nelson'un biraz daha süpürücü görevi üstlenmesi gerek. Burada problem 5'inin kenar bekleri. Barış Alper ve Jakobs'un tek alternatifi Yelert. Onun dışı dördüncü isim söyleyemiyoruz orada evet. İki taraflı gelip gidebilecek. Bir de bu sistemi tabii handikapını da açalım. Yunus Akgün, Ziyech ve Mertens gibi oyunculardan yararlanamıyorsunuz. Yani beşli orta sahanda o üçlü şu an için Gabriel Sara ve Torreira yazacağız. Maçına göre Kaan Ayhan, Kerem Demirbay olacak. Şimdi İleri ikilisi çok iyi. Jakobs'un da stoper oynadığını yok ben ihtimal vermiyorum çok. Ben Jakobs'un direkt olarak sadece beşlinin solunda oynayacağını düşünüyorum. Ama orada bir yedek sıkıntısı var zaten. Yelert o da ne kadar ters ayaklı orada beşinin şimdi ters ayaklara da evet dörtlüyle oynayabiliyorsun sağ bek sol bek de hani beşli biraz daha o koridoru tek başınıza kullandığınız için problem olabilir ama işin forvet kısmında Batshuayi, Osimhen, Icardi'den her türlü çok iyi çift forvet katkısı alacaksınız bu gerçek. Şu sistem gösterildi şunu da söyleyeyim izleyicilere ilk sahadaki çok baskın oynayacağınız favori çıkacağınız maçlarda 3-4-1-2 yaparak o ikili forvetin arkasına Mertens'i de koyabilirsiniz. Böyle bir hani konfor da var ama tekrarlayalım. Bence benim fikrim
Galatasaray'ın oyuncu profili olarak da söyleyebilirim. Juventus'tan yazıldığı için de destekleyebilirim. Kostić ve McKennie gibi bu sistem için çok işlevsel kılacak iki oyuncu. Kostić sol kenar bek olarak zaten çok iyi bir oyuncu. Ortaları çok isabetli. McKennie de tam Galatasaray'ın bence ihtiyacı olan 8 numara profili. Gabriel Sara'dan daha sert de diyebiliriz bu anlamda işin mücadele kısmında. Yani Gabriel Sara, McKennie, Torreira iyi bir üçlü olabilirdi. Ben çok negatif değilim. Bilmiyorum Okan Koç'un düşüncesini merak ediyorum. Evet, bizim ligimizde üçlü çok tercih edilmiyor. Genelde Sumudika tarzı Anadolu'da beraberle oynayan teknik adamlarında ama Galatasaray bu üçlüsüyle rakipleri boğabilir yani. Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in iyi bir top tekniği var yani. Şuna geliyorum Okan Koç senin oynadığın dönemlerden de hani Fatih Hoca demişti. Biz 3-5-2'yi tersten 2-5-3 şeklinde oynuyorduk diyor Ömer Faruk. Hani bazen bu 3-5-2 ofans anlamında avantaj çevirebilir Galatasaray. Ama tabii işin derbi kısmı, Avrupa kısmı zor. Ligimizde ciddi bir kalite ayrımı farkı var. Bunu ilk 4 hafta gördük. Başakşehir dışında çok da ben büyük takımlarımızı zorlayacak rakip göremiyorum Anadolu'da. O yüzden de 3-5-2 ile ligde de zorluk seviyesi yüksek olmayan maçlarda iş çözebilir Galatasaray. Sen ne düşünüyorsun? Karamsar olmadığını söyledi. Şimdi ligde dediği gibi Mehmet'in yani öyle çok zorlayacak takımlar olmadığını hepimiz biliyoruz. Farkındayız ya şunu söyleyeceğim. Şimdi 3-5-2 oynadığın zaman kanat beklerin biraz daha hareketli, dinamizm, enerjisi olması lazım. Gidip gelmesi gerekiyor. Şimdi diyelim örnek Jakob soldan gittiği zaman sol tarafta sol içte kim oynuyor? Sara. Sara kapatabilecek mi onun? Bazen ileride kalabiliyor oyuncu. Yoruluyor. Doğru. İşte gidip geldip o dönemlerde topla beraber ya foul yapılıyor ya da oralarda yoruluyor. Enerjisi düşüyor. Geri gelemiyor. Oradan bir atak yediğin zaman orayı kim kapatacak? Abdülkerim, Nelson, Davinson o kaymaları yapabilecek mi? Ve hatta kaydığı zaman rakipten hemen aralara sarkabilecek forvetler falan. Kolay değil 3-5-2 oynamak. Yani ligimizde oynayabilirsin ama Avrupa maçlarında derbilerde Mehmet'in dediği gibi yani o seviyelerdeki maçlarda en ufak hatada bir anda tabela 3 olabilir, 4 olabilir, değişebilir. Farklı senaryolar izleyebilirsin. Şimdi orta sahanda çok enerjik olması lazım Melike. Git gel. Evet. Bunları yapabilmesi lazım. Topu kullanabilmesi gerekiyor. Şimdi Sara 8 mi 10 mu? Kaç kardeşim? 8.5 diyorum ben. 8.5 diye bir sistem mi var? Ben anlamıyorum yani. Şimdi ben ya şöyle, üçlü orta sahanın oyuncusu. Soruyorum. İkili orta saha ya bazen soruyorum burada. Bazılarıyla mesela oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, şey yapıyoruz. Ya Sara ne oynuyor diyorum mesela. 10 diye alındı diyorlar. Birisi diyorlar 8 diyorlar. Ya arkadaş 8 alındıysa bu adam 8 tam o enerjiye sahip değil. Yani ofansif defansif anlamda ben git geri yapamıyor. Üçlü orta sahanın oyuncusu diyorum. Üçlü orta sahanın 8'i olabilir. Ama 10 mu? Bazıları da diyor ya diyor 8 değil 10. O kalabalıkta o defansın arasında orta sahada kaos futbolu var bizim ligimizde. O Mertens'in ileri. Anadolu takımları kardeşim geliyor merkezi bir kapatıyor. Otobüsü bir dikiyor. Önden, arkadan, sağdan, soldan hep markaj altındasın. Yani sadece topla koordinasyonun veyahut da yeteneklerin iyi olmak zorunda değil. Beyninle de oynaman gerekiyor. Sarada da o çabukluk veyahut da o enerjinin olduğunu düşünmüyorum. Tamam, yetenekli bir oyuncu olabilir belli bir seviye kadar ama 18-20 milyon bandında bir oyuncu değil. Yazık. Şimdi sen gidiyorsun Saray'a 18-20 milyon veriyorsun. Senin olmazsa olmazın. Kime ihtiyacın var kardeşim? Bana göre Mertens'in olduğu bölge bir de 6-8. Sol kanata da ihtiyacım var. Git o bütçeleri, paraları oralara harca. Yani niye panik transferleri galiba bunlar? Ya da bilmiyorum nasıl transferler. Ya şunu yok, panik transferler. Galatasaray geçen sene şampiyon olmuş takım. Ya kardeşim oynamayan oyuncuları gönder. Takıma 3 tane transfer yap ya. Bir sol kanat, bir sağ kanat, bir 10 numara, bir tane de 8 numara. 4 tane transfer yap. Yine şampiyonluğun en güçlü adayısın. Şimdi Osimhen tamam. Osimhen Mertens'in yerine oynamaz mı? Bence Osimhen çift forvet. Bir ihtimal böyle sesli düşünüyorum Melike. 4-2-3-1 de acaba sol açık yapabilirim ama bence çift forvet direkt olarak. İzleyicimiz yazmış. Diyor ki şampiyon 4-2-3-1'i bozarak Galatasaray şampiyon olamaz. Bu sene 4-3-3'ten başka şansı yok Okan Hoca'nın demiş. 4-2-3-1 sistemi deşifre oldu artık. Onu evet, gördük Young Boys Beşiktaş yani. Maçlarında. Evet. 4-3-3 bence de Galatasaray'ın oynaması gereken sistem ama siz Osimhen'i alarak Osimhen'le Icardi'yi birlikte oynatacaksanız çift forvet sistemde 4-4-2 mi olur? Şimdi çift forvet oynadığın zaman Mehmet mesela orta sahada senin yani az önce söylediğim gibi basacak, ısıracak, rakibi rahatsız edecek. Transfer yapmalısın. İşte orta saha profilinde bir oyunculara ihtiyacın var. Şimdi bunları yapamadığın zaman orta sahan çok çabuk geçilir. Young Boys maçlarında görmedin mi? Nasıl geçiyorlardı orta sahaya? Şimdi bir takımın merkez beyni orta sahadır. Orası güçlü olduğu zaman diğer oyuncularına güçlü olur, güçlü gözükür. Çünkü oynatan, oynayan onlar.
Şimdi Galatasaray'ın bakıyorsun Torreira dışında oralarda ısıracak, basacak bir oyuncu profilinde bir oyuncu var mı? Bana göre yok. İşte buralara o problemi çözebilecek oyuncuları niye almadılar? Ya bu kadar basit kardeşim. Yani yöneticilik yapıyorsun. Şampiyon olmuş takımsınız ya. Ya gideceksin 3 tane merkez orta sahaya bir tane kanatlara bir tane adam alacak. Kerem'i gönderiyorsun Kerem'in bölgesine. Yani şimdi Osimhen oyuncu değil. Osimhen'de kimse hayır demez. Çok ayrı bir seviyede bir forvet, santrafor. Şimdi Icardi var, Batshuayi var. Sana soruyorum şimdi. Yani Icardi, Batshuayi tek forvete döndüğün zaman şimdi Osimhen mi oynar, Icardi mi oynar? Zaman zaman tek forvete dönecek. Sence kimi tercih eder? Bence dönmeyecek o yüzden. İkisini birden oynayacak. Derbilerde de, deplasmanda da. Bence Icardi Osimhen'e göre sistem yapacak. Osimhen'i kenara kaydırabilir. Tamam, orta sahayı nasıl oluşturacaksın abi? Problem. İşte problem. Ama işte bak deplasmanda sen o problemi bu sefer 5-0 mağlubiyetle yani farklı skorlara da karşılaşabilirsin. Şimdi orta sahan abi büyük takımlar da öyle deme. Orta sahan çok güçlü olması gerekiyor. Galatasaray'ın şu anda o zaaflarından bir tanesi. Yani bilmiyorum bu transfer sürecinde. Ya bu yöneticileri anlamıyor Melike ya. Biraz da onu konuşalım isterseniz. Şu anda yönetimde durum ne? Bu durum değerlendirmesi nasıl yapılıyor? Osimhen transferi sonrası önceki eleştiriler nasıl göğüslendi Mehmet Özcan? Osimhen'in bir farkı var. Osimhen biraz gaz aldı. Evet, amiyane tabiriyle onu söyleyeyim. Bir karışık bir durum söz konusu. Bir, doğru. Yani ben öyle demek istemiyorum ama bir kriz olduğu konuşuluyordu. Yönlendirme değil. Ben İbra oylamasının çok yönetim açısından risk taşıdığını düşünüyorum. Yani Ekim ayının hala ortasında ama olacak. Çünkü belli başlı sözler verildi. Açalım. Kemer bu gazı taşıma bir ay içinde gerçekleşecek gibi durmuyor. Bankalar Birliği'nden çıkacağız demişti yine Dursun Başkan. İşin saha içi sonuçları zaten Süper Kupa ve Young Boys ciddi anlamda taraftarı üzdü. Takıma karşı bir güven problemi de oluştu doğal olarak hani o kadrodaki oyunculara yönelik. Üstüne kara borsa bilet olayının bugünkü olan Stüvan toplantısı. Evet. Biraz da telefon trafiği yapacağız. Perde arkasında neler oluyor ama şunu görüyoruz Melike. Saha içi sonuçlar açalım. İşte Eylül'ün 21'inde Fenerbahçe derbisi var. Bence çok yakın. O maçtan çıkacak sonuç da muhakkak mali kongrenin seyrini, atmosferini etkileyecektir diye düşünüyorum. Yönetim açısından sıkıntılı bir süreç. Ama Osimhen evet biraz nefes aldırdı. Onu da kabul edelim. Yani taraftar tekrar şampiyonluk havasına girdi. Galatasaray Store'daki ürünlere hücum ettiler desek yeridir. Yönetimin de bu anlamda biraz nefes aldığını düşünüyorum ama tekrarlayayım. Çıkış yolu yine sağ içi sonuçlar. Ve Mali Kongre'ye kadar da bayağı maç oynanacak ilk kavgada. Icardi'ye top gelmiyor, kanatlar pas vermiyor. Osimhen'den ve Icardi'den ben hiç yararlanacağınızı düşünmüyorum. Kanatlar çok bencil oynuyor demiş. O kanatlar hangi kanatlar? Sağ biri sol gitti zaten. Kanat. Kerem gitti. Çok, kim oynayacak çok, onu da konuşalım. Çok doğru bir yere değindi. Çift forvet oynadığın zaman merkezden gelemezsin. Niye? Rakip evet, orayı daha kalabalık tutacak. Yani iki stoper. Onların önlerinde de iki tane ön libero. Yani orası biraz daha böyle kaos geçeceğini düşünüyorum. Buraları nasıl açabilirsin? Çift forvet oynadığın zaman kanatlardan getireceksin toplarla. Kimle getirebileceksin? Bir tek Barış'la belki sağ taraftan getirebilirsin. Sol tarafta Jakobs'u bilmiyorum. Çok fazla izlemediğim için onunla ilgili yorum yapamam ama yani buraları iyi değerlendirebilecek, gidip gelebilecek iki tane profile ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ama yani işte şu biraz kafamı karıştırıyor sevgili Melike. Yani acaba deplasmanda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon bu büyük takımlara karşı oynadığın zaman aynı oyuncularla mı oynayacaksın veyahut da farklı sisteme mi döneceksin? Şimdi bir de şu var, şimdi bir tarafta Icardi, bir tarafta Osimhen. Bazen çünkü hocalar biz bunu yaşadık. Oyun sisteminden takıma göre sistemi değiştirebiliyoruz ve hatta dizili değiştirebiliyoruz. Şimdi Icardi oynamadığı zaman, Osimhen oynadığı zaman acaba içeride bir sıkıntı yaşanacak mı? Bu çok merak ediliyor zaten. Hani böyle bir transferden sonra Icardi takım içi hava nasıl olur, bozulur mu? Ve hatta Icardi sakatlanmasaydı ne olacaktı? Bir anda o sistemi mi değiştirecekti? Ve hatta sistemi mi değiştirecekti? O yani o birkaç hafta Icardi yok zaten. İşte sakatlanmasaydı, şimdi iki ay diyorlar, bir taraf bir ay diyor. Kaç gün yok? Ben Adana'da yırtık oluşması sahne bir ay demişlerdi. Kısmi yırtık çıktı. Ben derbide de oynamayacağını düşünüyorum. Hatta derbiye Batshuayi 11 başlar demiştim. Yanıldım. Derbiye Osimhen şu transfer edildiği için muhtemelen başlayacak. Batshuayi'yi de görürüz. Hemen sistem değişikliği yapmayacak zaten herhalde. Yani. Biraz, biz biraz 4-2-3-1 deneyebilir Icardi. Isıtsın şeyle Batshuayi ile Osimhen de başlasın. Evet, de yavaş yavaş o da olabilir. Diğer oyuncuları mesela Rize ve sistemi yadırgamaması için. Rize ve Gaziantep maçında bence bunun provasını yapmalı. Yapması gerekiyor. Kadıköy'deki derbi öncesi.
Peki biraz daha izleyicilerimizin sorularıyla devam edelim. Tek orta yapacak adam Ziyech. O da git gelli oyunu oynamıyor. Kanat bekte olmaz demiş. Olmaz yapamaz. Kimse konuşmuyor ama Mertens kesilip 4-2-2 de oynanabilir. İlla 3-5-2'ye mecbur değiliz çift forvette demiş. Yani yine çift forvet olabilir, oynansın doğru söylüyor arkadaş. Bu şekilde oynanmasın orada demiş. Orada o sistem içinde ben yani ortadaki dörtlüdeki sol Kovsic profilinde bir oyuncu olmalı bence. O zaman hadi şunu da konuşalım Mehmet. Şu an Avrupa listesi verildi. Bundan sonrasında Galatasaray'ın transfer planlamasında ne var? Ne olacak? Ne bekliyor Galatasaraylıları? Kimlerle görüşülüyor? Şimdi sorumun devamını getirdim. Rabiot ve Goretzka. Dünkü mesai harcanan oyuncular ama Goretzka Türkiye'ye gelmek istemedi. Rabiot'un da mali şartları 3 yıl 40 milyon euro. Kolay rakamlar değil. Ben İngiltere'den bir orta saha oyuncusu öğrendim. Bournemouth'tan. Philip Billing diye Danimarkalı. Trabzonspor'un da gündeminde bu arada. Galatasaray'ın da oyuncunun şartlarını sorduğu, ilgilendiği. Orta saha transfer bekliyorum, onu söyleyebilirim Melike. Yusuf Demir şu an 13. yabancı olarak kadro devam ediyor ama başka bir yabancı takviye olursa orada Yusuf Demir'den vazgeçilir gibi. Onun dışı Yusuf Yazıcı gibi şu anki yerli boştaki isimlerinde bir durumunu takip etmek gerek. Ama hani fikrimi soruyorsan bence Galatasaray ne yapıp edip işte sol tarafına muhakkak bir alternatif oyuncu bulması gerek. Ama Kostić ama başka bir isim. Artı orta sahaya işte McKenny olur, Billing olur. Biraz da Torreira ile Saray'ı tamamlayacak bir oyuncu profiline. Bence iki takviye daha ihtiyaç var. Benim Galatasaray'la ilgili eleştirimin biraz sebebi bu kadar çok transfer sizi başka transferlere mahkum kılıyor. Yani yine transfer sirkülasyonuna girmek durumunda kaldı. Ama şu da etkili olmadı mı? Olmamış mıdır yani? Sonuçta evet konuşuluyordu ama yani Kerem oynadı. Yani %100 gidecek değildi. O da bir şeyleri değiştirdi. Biraz performanslar da bence etkili oldu. Sağ sonuçları. Aynen, alınan sonuçlar. Yani Galatasaray'ın yola çıkarken kurguladığı belki de transfer planlaması yola çıktıktan sonra yaşananlar sebebiyle değişmek zorunda kaldı. Okan Hoca'nın sistem değişikliği. Yani Valerian İsmail üçlü oynatıp dörtlü başladı. Şenol Hoca geldi. İşte, kış olmadan yani. Çok sağlıklı planlamadan söz edemiyoruz. Galatasaray fırsatı kaçırdı. İki sene şampiyonlukla bu kadroyu çok iyi yenileyebilirdi. Mertens'e sözleşmeyi uzatabilirsiniz ama Mertens'e sözleşme uzatıyorsanız 4 milyon euro vermeyeceksiniz. Yani o Mertens'e vereceğiniz 4 milyon euronun biraz fazlasını Rafa Silva'ya da getirebilirdiniz. Yani zaten Mertens'e 4 milyon euro veriyorsan Rafa Silva'ya getirme yani. O bölge için o kadar da para harcama. Bir şekilde Galatasaray'ın eldeki oyunculardan, Zaha'dan, Tete'den daha az maliyetli çıkabilirdi Zanyoğlu'dan. Oliveira'nın sözleşmesi dünkü Melike. İzleyicilere bir bilgi de verelim. Evet. Galatasaray'dan 5.8 milyon euro fesih bedeli alan Oliveira'nın Olympiakos'taki ücretini söylüyorum 1.2 milyon euro. Yani Olympiakos'ta aldığı paranın 3 katını her sene Galatasaray'dan tazminat olarak alacak. Akıl alır gibi değil süreç. Oliveira bu kadar değersiz bir oyuncu değildi bu arada. Oyuncu oynamıyor. İşin teknik idari kısmı hiç yönetilmedi. Evet, işin şu kısmı şampiyonluklar geldi ama o şampiyonluklar Şampiyonlar Ligi'nde yoksunuz artık. Ne kadar paraya döndürebileceksiniz? Zaman gösterecek. Ya şunu anlamıyorum mesela. Geçen sene şampiyon oldu Galatasaray değil mi? Sağ tarafta Ziye. Son dönemlerde çok iyi performans sergiledi. Solda Barış Alper. Solda Barış vardı. Ön tarafta kim? Icardi. Ondan arkasında Mertens. Torreira. Kerem. Yani bu takımla son dönemlerde hakikaten çok iyi oynadı. Bu takım oldu. Devam edebilir devam mi? Devam edebilirdi değil mi? Ya bu takımın üzerine senin yapacağın 2-3 hamle yapacaktın ya. En fazla onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Ya da bak şimdi sezona bu oyuncularla başladın yine. Sağda Ziye, solda Barış, zaman zaman Ziye'nin arkasında Barış'ı, Kerem'i solda, önde Icardi, arkada Mertens'i. Orada bir değişiklikler yaptım. Ama niye o sahanın içinde geçen seneki performansı getiremediler, devam ettiremediler? Abi şimdi bak, niye getiremediler? Soruyorum size. Geçen sene ya, iki ay önce, bir ay önce sezon sonuna doğru bu saydığımız oyuncu profilleri müthiş işler yaptı. Goller, asistler, neler yaptı sahanın içinde? Çalımlar, şutlar, her şey yaptı. Futbolun içinde olan bütün güzellikleri yaptılar değil mi? Niye iki ay sonra lig başladı, bir ay ara vardı, bir ayda kaldı. Evet. İki ay sonra niye bunları yapamadı bu oyuncu topluluğu? Soruyorum abi, niye yapamadı? Mertens'in yaşını dikkate alacağız. Ya hadi Mertens'in yaşını, Mertens'in yerine çok fazla gidip gelemedi. Diğer oyuncular niye çok etkili değildi? Ziye, Barış, Kerem, son zamanda Kerem bir iki haftadır iyi oynuyor. Icardi biraz kıvırdamaya çalışıyor. Geçen seneden yani çok fazla fizik olarak şey değil, hazır değil. Niye biliyor musun sevgili Melike? Bak şunu söyleyeyim. Ben bunu kabul etmiyorum işte. Konuşuyoruz, eleştiriyoruz. Ya arkadaşım. Ya lütfen ya. Ya Allah aşkına. Yani bahanelere sığınmayalım ya. Bunlar biz yemeyiz. Biz bunları biliyoruz, görüyoruz. Beşiktaş'ı anlayabilirim. Fener'i anlamam. Galatasaray'ı anlamam kardeşim.
Çünkü Beşiktaş'ın elindeki geçen sene kadroyu hepimiz söylüyorduk yani. Hı hı. Ben birçok oyuncuyu Galatasaray, Fenerbahçe'de kadroda bırak, kulübede, tribüne bile almazdım. Ha, geçmiş dönemi yaptığı, yönetimi yaptığı hatalar, her neyse onları bir kenara koyayım. Şimdi senin geçen sene saydığım oyuncular muazzam işler yaptı. 2 ay sonra sahada yoklar. 3-4 tanesi yani kıpırdayamıyor. Ya bunları iyi hazırlayamadılar, ya oyuncular doydu, ya kafa olarak bırakıp gitme psikolojisinde hareket ettiler. Evet. Ya bunları hazırlayacak olan kim biliyor musun? Hoca, Okan Hoca. Ya da bunların farkına varıp, ya bu oyuncular artık belli bir seviyeye geldi, mental olarak doymuş, geçirmiş, biz bunlardan verim alamayacağız. Bunların planlamasını daha önce yapacaktın. Kerem'i göndermeyecektin. Ve artık daha erken gönderecektin. Ziya'yı gönderecektin. Onun yerine başka birini alacaktın. Barış'ı sağ bek oynatıyorsun, Ziya'yı önde oynatıyorsun. Ya hocam, Barış senin, sana en verimli olduğu dönemler sağ öndeydi. Sen Ziya'yı oynatmak için Barış'ı alt sağ tarafa, Kaan'ı futbolcunun en iyi performans, takıma fayda sağlayacağı bölgede kim varsa oyuncu olarak, profil olarak onu orada değerlendireceksin. Sen alıyorsun Barış sağ bek oynatıyorsun. Young Boys maçında Ziya'yı sağ önde oynatıyorsun. Solda kim oynuyorsun? Kerem. İkisi de içeri kat ediyor kardeşim. Çift forvetle oynuyorsan kanatlardan oyunu açabilecek, çizgiden getirecek oyuncularla oynaman lazım. O profildeki oyuncular. Barış, biz oynadık. Çizgiden gidecek. Sana devamlı orta yapacak. Merkez kalabalık, oradan gelemez. Ya Okan Hoca'nın da çok hataları var. Kusura bakmasınlar, Okan Hoca da kendini sorgulasın. Sen Ziya'yla içeri kat ediyorsun. Barış'la içeri kat ediyorsun. Sol bekle sol ön kanat oyuncuları içeri çektiğin zaman rakibin, evet, stoperler, orta saha, bir anda orası 8-9 kişi oluyor. Nasıl Batshuayi ile Icardi ile buluşturacaksın bu topu? Açacaksın oyunu babacığım. Sağdan soldan geleceksin. Açacaksın. Başka türlü açamazsın bu tür oyunları. Hoca orada belki bak stratejik olarak kafasındaki oyunu oynamıştır. Stratejik olarak doğru bir tercihte bulundu ama oyuncu tercihleri bence doğru değildi. Ziya ile Kerem. Sağ tarafa Barış'ı koyardın. Kerem'e de derdin. Kerem'le mi oyunu? Kerem'e de derdin kardeşim. İçeri kat etme. Git çizgiden ortaya. Çünkü ön tarafta Batshuayi, Icardi. Sen stoper ol ya. Gel ikimiz stoperiz. Icardi ön direğe koşuşu yaptığı zaman sen de ben de gayri ihtiyar. Bir tanesi takip ettiği zaman öbürü de o tedirginlikle peşine takip ediyor. Arkada Batshuayi boş kalıyor. Icardi her zaman yanına iki savunmacıyı takıyor. Çekiyor işte, onu diyorum. Nereden o getireceğim bu topları tabii. Sana soruyorum. Nereden getirmesi gerekiyor? Kenardan. Ziya ile getirebilir misin? Kerem'le getirebilir misin? Senin anlattığını şöyle tamamlayayım Okan Koç. Raşisa'nın Galatasaray'daki önemi, evet. Çizgiye basması. Evet. Şimdi sistem konuşuyoruz. Galatasaray'ın mevcut transferleri, Avrupa'ya verilen listesi, sonrasında 13 Eylül'e kadar yapılacak transferlerle birlikte bütün bir sezon nasıl bir sistemle oynar, oynaması lazım? Kimler nerede oynamalı? Sizlerin de görüşleri ve fikirleri var. Merak da ediyoruz hepsini. O yüzden böyle gözüme çarpan enteresan olanları, konuşmadıklarımızı konuşalım istiyorum. Yasin Bey yazmış. Diyor ki sol iç forvet oynar Osimhen eğer Icardi oynayacaksa. Bir ara Beşiktaş yaptı. Cenk Tosun, Mario Gomez'le ve çok da başarılı olmuştu. Larin, Abubakar, Gözal yaptı. Yerine Barış ya da Ziyech diye de diğer tarafı da örneklemiş. Larin solda, Abubakar. O sonraki, evet, Gezal, yine sonraki sezon. Doğru, çok güzel bir yerden örnek verdi. Ya da şöyle yapabilir ya. 4-2-3-1 aynı oyun sisteminde devam edebilir. Şimdi şey dedi ya Mehmet mesela. Bu oyun sistemi çözüldü artık yani. Şifresi de. Ya abicim sen doğru oyuncularla doğru şekilde yine aynı baskı yap. Doğru yerde bulun, hiçbir şekilde çözemezler. İki sezondur çözemiyorlardı, şimdi mi çözecekler? Ama senin oradaki profillerin doğru sistemi uygulayamıyorlar. Yani oyun, hocanın istediği sistemi doğru uygulayamıyorlar. İki senedir uyguluyor, rakipler bunu çözemiyor, şimdi mi çözüyor? Burada şunu yapabilir mesela. Icardi önde, Osimhen de arkada, gezen santrafor, mobil deriz. Zaman zaman top rakipteyken gelir Icardi'nin arkasına, aynı Mertens gibi karşılar. Zaman zaman önde baskı yapacağın zaman çift forvet olarak gider basarsın. Sağdan soldan gelecek toplarla hücum yaptığın zaman da orayı ikilersin. Arkadan gelecek orta sahayla üçlersin. Yani kalabalık tutarsın rakip ceza sahasını. Yani burada o değişkenlikler oluyor sahanın içerisinde. Yani oyuncular bunun farkında. Bazen ben diyorum mesela hatta pozisyonumu, kadememi ve hatta bölgemi kaybettiğim zaman sen geliyorsun benim bölgeme. O kaymalar oluyor. İşte burada antrenmanda çalışarak uygulanacak şeyler bunlar. Bence Okan Hoca çok fazla maceraya girmesine gerek yok kardeşim. 3-5-2 kolay bir sistem değil. 3-5-2 biz de oynadık gençler binde de. Beşiktaş'ta da Luchescu dönemi. Kanatlar çok hareketli gidip gelmesi gerekiyor. Orta sahada iki tane enerjik, dinamik, gidip gelen, basan, ısıran, Pirana gibi böyle tarzı iki tane, Torreira tarzı iki tane muhakkak oyuncu olman lazım. Olmazsa olmaz. Yoksa yani orayı E5 gibi, tem gibi kullanır rakip takımlar. Bazen yorulacak abi maçın 70. 80. dakikasında. Icardi de yorulacak. Osimhen de yorulduğu zaman ne olur? Bu sefer iki tane oyuncun oyundan düşmüş oluyor. Orta sahada bir tanesi kanatlardan bindirdiği zaman
Öbür de öbür kanat açtığı zaman rakibin, senin iki tane orta sahandaki üçlü var ya, orta saha üçlü. İkisi de kanatları bir açıldığı zaman orta sahada tek kalıyor rakibe karşı. Yani burada taktik savaşları var. Ha burada Anadolu takımlarında bunu yutturabilirsin, yedirebilirsin ama büyük takımlara karşı çok zor. Bence Okan Hoca'nın yapacağı en güzel sistem 4-2-3-1. Mertens'in olduğu yerde zaman zaman Osimhen. Top sendeyken çift forvete dön. Top rakipteyken Mertens'in bölgesine gelsin. Yapacağı koşu mesafesi en fazla 20 metre. Samer Bey diyor ki Mehmet bak yahu diyor, biraz da tepki göstermiş. UEFA kupasını aldığımız 4-3-1-2 demiş, ünlem koymuş. Sistemde UEFA orta sahaya baksın alındığı... 4-3-1-2'deki. Orta, tamam, çok doğru bir şey söylüyor. 3 tane Torreira. Neydi o arkadaşın ismi? Samer. Ne? Tamer. Samer. Samer. Samer arkadaşım. Ya orta sahaya bak. 3 tane orada Pirana var. Nefes aldırmıyorlardı. Biliyorum abi, karşılıklı oynadık o dönemler. Yani o dönemde o oyuncu profillerine kafanı kaldırtmıyordu. Bir anda topu ayağına alıyor Melike. Bak yemin ediyorum. Topu aldım diyorsun, bir bakıyor kafanda sırtında iki kişi. Biri ensende, biri yanında. Ne oluyor diyorsun ya. Pas atamıyorsun, geri pas atamıyorsun. İşte bak, az önce anlatmak istediğim bu. O profilde 3 tane oyuncun olsun. Git bak, bu 3 forvetle oyna. Diz oraya 3 tane forvete. Orta saha 3 tane orta saha, bu tarz profildeki. İstediğin gibi oyna. Sen ne diyorsun Mehmet? 4-3-1-2'yi ben bekliyorum. Onu söyledim. Mertens'in olduğunu. Evet. Ha, ben pardon, 3-4-1-2 dedim yani. 1-2 yine Mertens'i işin içine kattım. Çift forvetli Mertens düzende olabilir. Yani bu da denenecektir. Yok, bu da olabilir. Bak 4-3-1-2'yi nasıl oynarsın biliyor musun? Söyleyeyim mi sana? Bak, orta sahayı söylüyorum. Hayalimdeki bir takımım olmuş olsa babacığım. Yani tabii o zaman da param da olacak. Fred, Gedson, Torreira. Bu üçlüyle var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Ligin içinden bırak. Ligde yani zaten bu ligde bunları %50 ile yani 5. ses, 6. ses. Yani diyorsun ki 3 takıma da yayıldı bu futbolcular yani. Tabii tabii. Bu üçlüyü bir oluştursan, bir birleştirsen, sana bir şey söyleyeyim mi? 4-3-1-2 değil, 4-3-3 oynuyor. Yani öndeki üçlüye ne de biliyor musun? Sakın rakip takımın 3. bölgesinden 2. bölgeye geçmeyin de. Konuşmaya devam edeceğiz. Daha çok haberimiz, çok konumuz var. Çok kısa bir ara, aranın ardından buradayız. Kısa aranın ardından son sayfada ikinci dilimde yeniden birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Galatasaray'da sistem konuşuyorduk. Siz 11'lerinizi dizdiniz, güzel gösterilerle birlikte son sayfa etiketine göndermişsiniz. Boşa gitmeyecek, hepsine bakacağız yine ilerleyen dakikalarda ama bütün haberlerimizi paylaşalım istiyorum. Peki Fenerbahçe'de neler oluyor? Bir de ona bakalım. Milli aradayız, Fenerbahçe'de de çalışmalar sürüyor. Sistem nasıl işleniyor? Mourinho sistemi Fenerbahçe'ye bir haberimiz var. İzleyelim, ayrıntılara bakalım, sonra Fenerbahçe'yi de konuşalım. Hep şunu sorarım milli aralarda, hangi takıma işte bu milli ara ilgileri diye. Şimdi tabii ki bir hoca değişikliği yaşandığı için hep Trabzonspor deniyor. Elbette ki bu dönemde hoca değişikliği olunca en fayda sağlayacağı şey olur milli aralar. Ama Fenerbahçe'de de sistemin oturması, işte bir 11'in netleşmesi, bunun için çalışmalar sürüyor. Sizce milli araya nasıl girdi Fenerbahçe? Biraz öyle başlayalım. İzleyicilerimiz de görüşlerini yazsın. Sonra transferi nasıl geçirdi? Onu da yine konuşur, değerlendiririz. Yine Avrupa listesine bakacağız Fenerbahçe'nin. Mehmet Özcan, seninle başlayalım. 3 maç, 7 puan. Göztepe maçında, Göztepe deplasmanı 2-0'dan. 2-2, hatta sondaki bir uzun topla yenen gol. 3 maç, 7 puan dedim. Çok pardon, Fenerbahçe 4 maç oynadı. Evet. 4 maç, 10 puan. Sonrasında Rize'de farklı bir deplasman galibiyeti, Alanya Spor galibiyeti. Tadiç ve Dzeko'nun sezonu iyi başladığını görüyoruz Melih. Yani ben ana planda daha çok Dzeko eline, El Nesri'yi, Tadiç eline, İrfan Can'ı bekliyorum ama Tadiç ile Dzeko bu kadar iyi başlamışken Mourinho biraz daha bence bekletecek İrfan Can ve El Nesri'yi ilk 11'e monte etmekte. Hı hı. Geçen sezona kıyasla işte Galatasaray'da ne diyorduk? Belli bölgelerde eksikler var diyorduk. Fenerbahçe'nin eksikleri neydi? İsmail ve Fred'in alternatifinin olmaması, geçen sene Fred'in olmadığı maçlarda hep puan kaybı olarak yansımıştı. Şu an gelinen nokta yine bir Fred'in alternatifi yok. Ben Amrabat'ı biraz daha İsmail Yüksel'in alternatifi olarak görüyorum. Amrabat çünkü çok hareketli bir oyuncu değil artık. Manchester United'deki son döneminde Galatasaray'a karşı gözlemli fırsatı bulmuştuk. İleri uça bir Maximen takviyesi oldu. Bence işin matematik kısmında doğru. Yani Fenerbahçe'nin elindeki diğer kenar oyuncuları Tadiç'e, İrfan Can'a kıyasla Cengiz Ünder geçen sezon orada gördük. Yine Joshua King. Daha hareketli, dribbling yapan, delici bir oyuncu ama işin sonuç kısmı, tabela kısmında Maximen iyi bir bitirici değil. Hem asist olarak hem gol olarak. Böyle bir handikap var ama işin oyun kısmında oyun çeşitliliği katıyor.
Yeteneklerini doğru kullanmıyor bence sevgili Mehmet. Mantı çok yetenekli bir oyuncu. Çalma bölgeye bir de etkili. Ama bence doğru yerde kullanmıyor. Yani çok geride alıyor. Biraz daha böyle kaleye yakın veyahut da defansın arkasına koşuları falan yapsa. Çünkü o topları atabilecek oyuncular var. Tadıç atar. Şimanski ilk bölümde dile getirdin diyor. İlk bölüme dile getirdin. İşte Ziyech'le Kerem aynısını yapmaya çalışıyordun. Mesela Maksim'in en azından farklı bir profil kenar oyuncusu. Ben o anlamda söylüyorum. Yok ben sana katılıyorum. Yanlış bir şey söylemedim. Ben de sana ilaveten farklı şeylere değinmek istedim. Yani farklı yerlere. İşin kreatiflik kısmında yok. Biraz daha böyle çok fazla bir şeyler yapmanın derdinde yani. Tamam yeteneklisin, birebir de yatırıp kaldırıp alıyorsun, getiriyorsun, bir şeyler yapıyorsun da. Ama artık sen içeri doğru kat ettiğin zaman veyahut da çizgiye girdiğin zaman rakip takım defansı da pozisyonunu alabiliyor, alıyor, zaman veriyorsun. Biraz daha 3. bölgeye yani ceza sahasına yakın bölgelerde topla buluşsan, oralarda topu istesen, koşu yapsan topu atabilecek oyuncular var sana. Seni buluşturabilecek oyuncular var. Yani oralarda o gücünü, enerjini, yeteneklerini sergilese inan 1'se 5 gözükecek. 5'se 10 gözükecek ama işte çok bazen bazı oyuncularda böyle çok fazla bir şey yapma iştahı da ama bizim ligimizde yapamıyorsun. Bak hep söylüyorum arkadaşlar, sevgili izleyiciler. Yani hepimiz izliyoruz, siz de farkındasınız. Anadolu takımları geliyor baba 8-9 kişi alın bakın Sivasspor maçı Beşiktaş 10 kişiyle defans yaptı yani hep Fener de bunlarla karşılaşacak, Galatasaray'da karşılaşacak. İşte senin o kanat oyuncuların doğru yerde topla buluşması gerekiyor. Şimdi Galatasaray'da ne diyorduk, en büyük sorunlardan bir tanesi 3. bölgeye topu kim taşıyabilir? Barış taşıyordu, biri Kerem. E şimdi senin 3. bölgeye topu taşıyan Kerem'i gönderdin, şimdi o bölgeye oyuncu arıyorsun. Yanlış bir strateji mi? Bence yanlış strateji. Şimdi Fenerbahçe'de de Max bunları yapıyor. İrfan ne yapıyor? Doğru yerde topla buluşuyor. Hep dikkat et. Ceza sahasına çizgide yakın yerlerde topla buluşuyor. Tadiç de hep ceza sahasının içinde enerjisini harcıyor. Çizgilerde alver yapıyor. Bu ne yapıyor? Alıyor bir kişiyi, iki kişiyi, üç kişiyi geçip arkadaşımla buluşturayım. Hatta şu çekeyim, skor üreteyim, tabela yapayım. Ama çok fazla bunu sen bizim ligimizde yapamazsın. Yaptırmazlar Melike. Yoksa müthiş yetenekli bir oyuncu. Ama işte bunları zamanla öğrenecek, görecek. Melike, yeni geldi, kolay değil. Ligimizi tanıyacak. Senin soruna şöyle cevap olsun. Ben şeyi çok doğru bulmadım. Neyi? İsmail Kartal'ın takımını çok değiştirmeye çalıştım Mourinho. Onu şöyle de açayım hani. Ferdi varken Ferdi'yi genelde önde kullandı. İşte nedir açalım? Tadiç'in, Şimanski'nin pozisyonları. İsmail Kartal'ın daha oturmuş iş şablonu vardı. O da oyun ezberine neden oluyordu. Olumlu anlamda. Doğal olarak da Fenerbahçe daha ofansif anlamda göze hoş gelen futbolla sonuç alıyordu. Mourinho döneminde Rize Spor maçına kadar bunu göremedik. Rize ve Alanya maçları bu anlamda kırılma oldu. Yani işin başlangıç Adana Demir Göztepe maçları. Orada oyuncular çok farklı pozisyonlarda oynadılar. Yoksa Fenerbahçe'nin eksikleri belli. Fred ve İsmail'e iyi bir alternatif alması gerek. Savunması zaten her türlü ikili stoper çıkıyor. Cicu'yla Çağlar var. Ona zaten eklenen isimler de oldu şimdi. Ferdi'nin yerine transfer yapılmadı. Evet. Biraz Avrupa Ligi listesinde konuşuruz. Mesela Oğuz Aydın iddialı bir transferdi. Galatasaray'da ilgileniyordu. Avrupa Ligi listesinde yok. Yine Levent Mercan yine aynı şekilde. Biraz Avrupa'daki kadrolarla birlikte. Yönetmenimiz güvenden de rica edelim o zaman. Avrupa listesi bence o konuşmaya gelsin. Değer yani. Evet, Oğuz Aydın ve Levent Mercan. Çünkü Oğuz Aydın'la ilgili de çok mesaj geliyor. Hem onu da konuşalım. Hem mevcut listedeki isimleri de konuşalım. Ve değerlendirelim hep birlikte. Evet, ekranda. Livakovic, İrfan Cidan, Eğri Beyaz ve Ertuğrul Çetin kaledeki isimler, Çağlar, Bekao, Samet, Cicu, stoperler. Tadiç'i solda da oynatabilir mesela, Saint Maxim'in yerinde. Osterwold'da sol. Efendim? Tadiç'i diyorum sol tarafta Maxim'in yerinde de değerlendir. Zaten evet, evet orada, daha önce orada dikkat oynadı. Dikkat edersen en son maçlarda ne yaptı? İrfan'ı sağ aldı, Tadiç'i sola çekti mesela. Orada değişkenlikler oluyor. Yani Fenerbahçe'nin çok rotasyonlu, iyi kadrosu var sevgili Melike. Levent geniş Berder, bir kadro. Şimdi, tamam, evet. Levent'i mesela belki ligde, Onur da ligde. Sol bek düşündürüyor burada. Tabii tabii, Okan. Levent'i sol bekte düşünecek büyük ihtimal bana göre. Burada, zaman zaman içeride de oynatabilir. Yok, Avrupa'da Mert Müldür, Osterwolde'nin alternatifi olacak. Avrupa için demedim genelde ama, şeyde, ama ya sol bek birazcık sıkıntılı gibi. Hatta Osterwolde de hani sol bek mi stoper mi oynamalı diye tartışılıyor ya. Ama ya hoca sanki sol bekle tercih edecek gibi de. Şöyle de yapabilir. Osayi solda da oynatabilir. Mesela sağ kanat, sağ bek oynayan oyuncu solda da oynuyor. Bunu görüyoruz Beşiktaş'ta, Galatasaray'da. Yani bu değişkenlikler olur. Osterwold sakatlandı diyelim ama o bölgede oyuncu yok. Çekersin Osayi sol tarafa. Hangisi tarafı. Solda daha hani eğer tercih ederse iyi olur? Mert mi, Osayi mi? Osayi bence. Daha enerjik. Bence Mert. Mert. Mert de oynar. Mert'in daha önce solda oynamışlığı var. Milli takım değil tabii, mi? Tabii oynadı ama yani değiştirebilir. Yani çok bence öyle problem yaratabilecek bir şey değil bu. Osayi sağ bekten çok hücum aksiyonlarını artık ezberlemeye başladı. Çok penaltı da kazandırdı Osayi.
Hem Avrupa hem lig bayağı maçta abi, bir 4-5 penaltısı var. O driplinglerle içeri zorluyor. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Zaten geçen sezonda sonuna kadar gitti bu kadro. Benim sadece burada kafamı karıştıran işte En-Nesyri, Dzeko ve zaman zaman da Cenk. Orada kim daha çok şans bulacak? Şans bulamayan oyuncu için sezon nasıl geçecek? Şu anda Dzeko iyi gidiyor. Dzeko evet, şans buluyor. Dzeko çok iyi gidiyor. En-Nesyri için nasıl geçer? Yani oradaki oyuncu, futbolcular şimdi Dzeko var. Önünde Dzeko olduğu zaman saygı duyarsın. Sevgili Melike şimdi bunu da yani o futbolcular hisseder. Ya En-Nesyri de tabii ben yüksek maliyetlerle beklentileri olan bir camiaya geldim. Benim adım açıkçası düşünebilir ama şurada şunu söyleyeyim. Yani Dzeko iyi gidiyor. İkinci olarak En-Nesyri'yi değerlendir. Zaman zaman çift forvete de döner maçın gidişatına göre. Ama burada ben şunu anlamıyorum. Ya hocam şimdi İrfan Can gibi bir oyuncu. Bak çok beğeniyorum. Geçen sene özellikle de ligin son periyotunda muazzam işler yaptı. Yani Maksim'i oynatıyorsun. Tadiç'i Şimanski'nin olduğu bölgeye çekip İrfan'ı sağda, solda Maksim, önde mesela Dzeko veyahut da deplasmanda dişli bir takıma karşı oynadığı zaman En-Nesyri ile gidip gelen bir oyuncu, oralarda baskı, patlayıcı kuvveti, süratli defansın arkasına attığı zaman giden tarzı bir oyuncu. Dzeko daha statik bir oyuncu. Yani her türlü oyun oynayabilecek oyuncu profili var hocanın şu anda Mourinho'nun. Yani Mourinho bizden tabii ki de çok çok daha iyi biliyor. Biz burada yani fırsat geldi bazı şeyleri değerlendiriyoruz senin sorduğun sorulara nazaran. Ama burada şunu söyleyeyim, ilk tercih edecek Dzeko'dur. Ya iyi gidiyor. Ya form, anlık form. Baktın Dzeko kötü gittiği zaman En-Nesyri kötü oynarsa Cenk'e fırsat gelecektir. Bir de bu ne biliyor musun? Rekabet güzeldir. Bak. Tabii. Ama o rekabeti yaratabilecek teknik direktör, saygı duyulabilecek bir teknik direktör de olduğu zaman o zaman tadından yenmez. O oyunculardan maksimum performans alırsın. Şimdi oyuncu bakacak bence Mourinho kardeşim diyecek ben kime trip tavır atacağım? Mourinho'ya mı trip atacağım, tavır koyacağım? Ya koyduğun zaman kusura bakma haddini bileceksin yani. Kenarda Jose Mourinho var. Şimdi bu ne En-Nesyri yapabilir ne Dzeko yapabilir. Ya bu takımın içinde hiçbiri yapamaz. Bir tek Ronaldo ile Messi yapabilir kardeşim bu ülkede. Mbappe, Neymar. Yani bunlar yapabilir veya Haaland. Ama diye onlar da tabii o artık şeyi aştı. Yani o egoları aştı. Yani hiç bu tarzda polemiğe girebilecek profilde oyuncular değil, karakterde oyuncular değil ama Fenerbahçe'nin genel bütünle tablosunda şu anda kadroya bakıyorum. Hiçbir oyuncu bence yani hocaya tavır veyahut da şey yapabilecek değil. Orta sahaya baksana. Baksana Melike orta sahaya. Amramat, İsmail, Şimanski, Fred. Mert Hakan da oralarda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biraz işte ağzı çenesi konuştu kadar ayakları da konuşsa daha etkili olacak. Zaman zaman da iyi oynuyor, iyi işler yapıyor. Allah var da çok fazla polemiklere giriyor. Girmesin bu sezon. Yani geçen senenin en azından unuttursun. Ronaldo bugün 900. resmi golünü atmış. Cristiano Ronaldo mu? Evet. Ya bu makine, gol makinesi ya. Penaltı. Ayrı bir oyuncu. Penaltı mı? Emre hatırlattı bana. Penaltı mı diye soruyorum Melike. Penaltı. Bak şimdi. Fark etmez. Nasıl çıktı ben anlamıyorum. Şimdi bak penaltı mı hemen yani? Bak, küçümsüyor. Penaltı. Geç bakayım o 40 bin 50 bin kişinin önünde o penaltı atabiliyor musun? Nasıl penaltı kaçırıp ağladı ya? Evet. Var yani. 2008'e de kaçırdı. Bak Melike çok seviyor Ronaldo'yu görüyor musun? Ne zaman Ronaldo'yu ben de burada ağlayacaktım ya çok seviyorum. Ekip arkadaşımız Salim Hanım'ın selam var. Adana'da yıllık izinde. Aa. Bizi izliyormuş. İzinde mi? Okan Koç'un da çok şık olduğunu söyledi. Salim kardeşim selamlar sevgiler. Umarım iyisindir. Ya sana bir Salim, şey da götürüyordur. Salim, senin çay bardağındaki Türk kahvene karşılık. Ya, Salim sırf yiyor zaten. Adana'da çay bardağı şimdi... neydi? Kebapları götürüyordur baba. Tarzı hususi diyorlarmış. Kebapları götürüyordur şimdi Salim. Bayılır yemeği. Hiç var ya sana bir şey söyleyeyim. Oto bir de hesap var. Acayip pintidir. Elinin cebi akrep derler ya. Ne akrebi? Anakonda var. Bakalım geldiği zaman bizi yemeğe götürsün artık. Yani o şeyi alsın. Yani açsın artık. O şeyini. Sen de yemeği seviyorsun. Seviyoruz seni kardeşim. Ya ben seviyorum da şimdi şu anda yemeği. Tarsusi yazdı. O bahsetti. Evet Tarsusi. Öğretti bana canım. Öğrendim. Artık biliyorum. Sonra bak reklamını da yaptık kardeşim. Selamlar, evet. Sevgiler sana buna. Selamlar diyoruz. Ama burada bir cevap hakkı daha doğdu sana bilmiyorum yani. Ödemez hesap falan dedi Salim Manav artık. Hayır ekip yani. Haline şu anda işte rejideki arkadaşlarla beraber bu şey diyordu Mert şey pardon Maslak'ta bir yer var. Geçen gün bana onu söylemişti 3-4 ay önce. Abi dedi git orada dedi muazzam kebap yapıyorlar dedi. Adanalı bilir o yani. Az önce dediğini de o Adana'da bir yer var. Şimdi isim tekrar var mı, söyleme var de. Var mı? Orası da ben bilmiyor yani bilmeyen biri olarak orayı biliyorum. Bir tek orada yedim çünkü. Zaten öyleymiş, iyiymiş yani. Ya götürsün artık yani bir jest yapsın Salim kardeşimiz. Bak bu kadar senin yani konuştuk, ettik, övdük. Bazen de yerdik tamam olur da. Artık tamam. Kilo almaya çok hani
Ya bir şey mesafeli olmaz. Değiliz. Sen salata yer. Bana da yeter artık ye falan yazmış. Sen gelmek istemiyorsan gelme yani. Bir ekip olarak ben bir adamı teşvik taciz etmeye çalışıyorum. Sen de burada şimdi bir dakika. Bak yine beni dışladı ya. Yok estağfurullah, olur mu öyle şey Melike ya? Şaka. Seni dışlayabilecek bir şey var mı? Anında cevabı ver. O zaman anında cevabı biraz da izleyicilerimiz versin. Sizin bu konuştuklarınızla ek olarak neler söylüyorlar? Fenerbahçe'nin hem Avrupa listesi hem genel olarak kadrosuyla ilgili birkaç yorum okuyalım. Mesela transfer dönemiyle ilgili ve kadroyla ilgili Mehmet Bey'in şöyle bir yorumu var. Diyor ki, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Fred alternatifi diye sürekli söyleyip duruyoruz. Oysa ki geçen sene Fenerbahçe Fred'in hücum değil savunma gücünün eksikliğinden dolayı puan kaybetti. Fred'siz maçlarda öne geçtiğinde Amrabat bu açığı kapatamaz mı sizce demiş. Mehmet ne dersin? Ben Amrabat'ı biraz daha İsmail'in alternatif, İsmail'in ikamesi ki İsmail devam eder bence oynamaya. Gayet iyi oynuyor. Futbol olarak hala gelişiyor. İsmail Fred'de iyi bir ikili ama burada tabii şöyle bir handikap vardı Melike. Birincisi Fred'in sakatlık problemi diyebiliriz. Emre Belezoğlu'da yaşardı. Yani bazen bazı futbolcular yaşayabiliyor. Sezon planlamanızda siz Fred'e çok 45-50 maç yazmamanız gerek. Arada kaçıracağı maçlar olacak. İsmail'in de kart problemi var. Bunu hep görüyoruz. Cezalı duruma düşmesi oluyor. Amrabat olabilir. Oyun evet, oyuna tutma anlamında kulübede 12. 13. oyuncu olarak da düşünebilirsiniz. Ama hani ben biraz daha ofansif gücü, iyi orta saha oyuncusu, daha hareketli orta saha oyuncusu. Fred öyle bir oyuncu, bağlantı oyuncusu. Okan Koç'la programın ilk bölümü özetli aslında. Torreira, Jetson, Fred kolay kolay yerlerine başka oyuncular bulamazsınız. Özel oyuncular. Sana bir şey söyleyeyim mi ya? Bak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şu üçlüyü koy. Şu andaki kadro kalitesine mesela diğer oyuncuların arasına oluştur bu kadroyu, oluştur bu üçlüyü. Avrupa kupalarını direkt bari namalip çıkar. Şimdi Fred bak, Fred'in alternatifi tamam da Fred'in alternatifi yani aranıyor. Olmadığı zaman Fred'in eksikliği hakikaten siyah beyaz kadar fark ediliyor Melike ama bulamazsın ki abi. Fred gibi oyuncu kolay kolay bulamazsın. Ben anlamıyorum, her zaman da her defasında Fred konusu geçtiği zaman Manchester nasıl bıraktı bunu? Vallahi gözlerimi kapandı, battı mı ki? Yani bir anda basiretim bağlandı, ne oldu? Fred gibi oyuncuyu bıraktılar yani, şaşırdım. Orada gözü kapalı tek ayağıyla oynar. Kimler oynuyordu orada gördük geçen sene. Yani şimdi asıl yani şu önemli, mesela bakıyorsun Amrabat, İsmail Fred. Şimdi Avrupa kupalarında bazen güçlü bir orta sahalarla karşılaşacaksın. Senin de orta sahan dirençli, güçlü orta saha üçlüsüyle de karşılık verebilecek potansiyelde oyunculara sahipsin burada. Bunu zamanla göreceğiz. Ya Fred ayrı bir oyuncu. Ya Fred'i anlatmaya gerek yok. İzliyor zaten. Yani futbolun neler yaptığını, adam her türlü sorumluluk alıyor. Yani sahanın içinde dikkat et. Arkadaşlarını oynatıyor. Hep söylerim ben bunu mesela. Oynatıyor rakibi, oynatmamaya çalışıyor. Şut çekiyor, çalım atıyor. O meşhur bir laf var. Register mı orta saha derler? Ne Register. Derim? Register orta saha derler. Yeni moda çıktı şimdi o da. Yani biz ona şey deriz yani, dribling yapan, adam eksikten dikin oynayan orta saha deriz. Hep böyle her sene bir kelime, bir şeyler türüyor ortalığa futbol literatürüne. Bunlar tabii insanlar alışana kadar zaman geçiyor ama. İki önlü oyuncu olmak önemli. Oyuncu, muhteşem bir oyuncu. Burada işte bu da biraz eksik kalan oyuncu kim bana göre biliyor musun? Bak Fenerbahçeliler belki. Szymański biraz eksik kalıyor. Yani geçen sene tabela olarak tamam. Yani sezonun ikinci yarısında yoktu ortada. Son hafta vardı galiba. Evet son hafta vardı. Çok etkili değildi. Ama orada bence bak Mourinho, yanlış anlamasın tabii izleyiciler bizi, Tadic'i değerlendirip sağda İrfan'ı, solda Maxim, önde mesela El Nesri, Dzeko veyahut da çift forvete dönersin. Fred Amrabat yaparsın, sağda İrfan, solda Tadic, önde El Nesri, Dzeko içerideki maçlarda. İrfan muazzam tempolu veyahut da pozisyonlu maçlar izletirler. İrfan bence 8'de 10'da da oynar. Ya oynar her yerde. Biraz daha konuşalım mı? Ama ondan önce izleyicimize cevap vermek istiyorum mesajına. Osman Yalçın hatırlatmış. Az önce söyledik aslında Ronaldo'nun 900. golünü attığını, kaçırdınız herhalde, o sırada maça mı bakıyordunuz? Bir de Halil Umut Meler'in Portekiz Hırvatistan maçını yönettiğini hatırlatmış. Teşekkür ediyoruz. Evet. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma ve Ronaldo'nun çok iyi oynadığını da, hala üst düzey oynadığını da söylemiş. Yani burada bir bizim muhalefetimiz olsa da bence şimdi şeye hesapladım. Şöyle. Ben seviyorum Ronaldo. 2003 United'da oynadım yani. 2003 United'da gidiş. Büyük şans. 2002 tabii. Başladı. 22 sezonu kariyer. Yani 40 ile 45 arası her sezon attığı gol ortalaması inanılmaz. Canavar ya, futbol canavarı. Hakikaten istatistik canavarı ya. Ya böyle bir şey olmaz. Adamda bir fizik var, bir atletik yapı, çabukluk, sürat. Yani bir de profesyonel. Her türlü yaşıyor adam abi. Bir kere bir röportajında dedi, ben dedi haftada kendimi bir kere ödüllendiriyorum dedi. O da hamburger yiyorum.
Yani bak adam nasıl oynuyor? Biz her gün yiyorduk anasını satayım futbol oynadığım zaman. Yağ alıp karbonhidrat. Senin oynadığın dönemde Okan Tuncay'ın golü mü vardı? Portekiz'e tabii, karşı orada oynamış 1-0, değil mi? Orada 1-0 yendik. Burada 5-3. 10 kişi İnönü stadında. Portekiz'de sağda o zaman Kolezma, peki solda şey. Ronaldo tabii. Senin pozisyonda oynuyordu. Tabii, benim forvet değildi. Ya ben oynarken Ronaldo o zaman piyasada çok fazla şey yapıldı. Ya tabii şaka yapıyordum. Ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Acayip bir yetenek. Şunu bilsin insanlar, belki İyi ki yani yaşça... gittim şu Portekiz maçına diyorum. Evet, yenildik Türkiye maçı, üzüldüm ama Ronaldo'yu da canlı canlı izleyebildim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yaşça belki bizden küçük olan insanlar bilmez o dönemleri de. Quaresma Ronaldo'nun daha önündeydi yetenek anlamında. Evet, bunu Ronaldo ama... da söylüyor zaten. Evet tabii. Söyleyecek tabii, biliyor yani sonuçta burada o da onun farkındaydı. Ama biri daha profesyonel yaşadı. Evet. Biri de çok fazla profesyonel yaşamadığı için oralara gelemedi ama... Ya sonuçta hak etti yani. Adam şu anda 100 yıl, 200 yıl Ronaldo konuşulacak. Nasıl Maradona, Pele konuşuluyorsa. Golün her türlüsünü atıyor Melike. Atmadığı tarz bir gol. Havada atıyor, şat atıyor, 2 metre sıçrıyor. Şut çekiyor, adam eksik. Yani atmadığı gol, futbol literatürlerinde atmadığı şey yok ya. Neydi onun ismi? Gol türü yok adamın. Bir de öyle ya da böyle Beckham'ın, yani futbol dışı figürü oldu Beckham mesela. İşte işin marketing kısmı belgeseline gördük. Ronaldo da. Tamam, işin maddi boyutu var ama Suudi Arabistan kapısında Ronaldo açtı diğer yıldızlara yani. Tabii, tabii. Orada da Melike tabii, bakarsan yani bir markasını yarattı. Ama o stratejiyi de Suudi Arabistan... Hepsi o Ronaldo'dan sonra. Yani nasıl Beckham'dan sonra başladı futbolcular bu tarz tabii markalarla çalışmaya. Evet, evet. Futbol dışı da, futbol olmaya, dışı da para kazanma yani yeşil evet saha dışında. Orada da Beckham ayrı bir şeydir. Hiçbir zaman unutulmaz yani rol evet olarak. Orada hatta biraz, ben tam tersi futbolunu gölgede. Orada biraz Victoria Beckham'ın kariyerini çok güzel yönetmesiyle ilgili. Melike çok özür dilerim. Futbolunu da gölgediğini düşünüyorum Beckham'ın. Yani Beckham aslında çok iyi futbolcu. Ya Adrian ile geldi bize Beşiktaş'a. Yani o zaman o dönem oynuyorduk. Valencia'da oynuyordu. Valencia'da da İspanya'da yani evet, dört büyük takımlarından bir tanesi. İyi bir takım. O dönemler şampiyon oluyordu Valencia'da. Şampiyon oluyordu. Çok iyi takımdı bak Adrian ile geldiğinde. Oturuyorduk diyor Valencia'da bir kafede diyor. Bir anda bir Victoria Beckham'la Beckham şey geldi. David Beckham geldi. 5 dakikada bir gör, 50 tane magazinci diyor yani. Bir anda 5 dakikada orada ama karşıda bekliyorlar. Geldiler diyor işte, ricada bulundular, bir kare alabilir miyiz? Victoria dedi lütfen dedi, rahatsız etmeyin demiş orada. Adamlar hiç de hiç arkasına bakmadan gittiler. Bizim dedim Türkiye'de olsa dedim bütün dedim kameralar dedim magazin dedim dinlemez, fotoğraflar dinlemez dedim, anında yapıştırırlar. Tarih edici sorular. Tabii. Yani adam şunu diyor, Okan diyor. Adam sadece futboluyla değil diyor. Az önce sizin bahsettiğiniz olaylardan dolayı da çok ön planda ama burada en büyük pay sahibi de Victoria Beckham'ın. Evet, ya İngiltere maçında çıkıyoruz. Ama bak, bunu Beckham da söylüyor zaten. Olayla, Alpay var ya olayla, Alpay hocanın milli, şey Alpay abinin milli takım şeyi vardı olaylı biliyorsun. Maça çıkıyoruz. Genelde olaylı genç. Yani maça çıkıyoruz. Biz tabii milli takım onlardan önce oynuyoruz. Bir gün önce. Ertesi gün ya milli takım oynuyor. Tam o mikser var ya, mikser soyunma dalının olduğu yer. Oradan geçiyoruz. Victoria Beckham yanında iki tane korumasıyla beraber İngiltere milli takım soyunma odasının önüne geliyor. Kapıyı tıklıyorlar işte. Korumalarından bir tanesi Beckham'ı çağırıyor. Yani içeride malzemeciyle veyahut da birisiyle Beckham bir geliyor. Ya adam dışarı bir çıktı. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ya insanın saçında bir gram böyle bak benim bakıyorum ulan. İçeride kuaföre girdik, bir şey yaptırdık, onu yaptırdık. Adamın saçında bir gram kayma yana sağa sola bir gram bir yani falso yok sevgili Melike. Geldi sarıldılar, konuştular 10 dakika, 15 dakika. Ulan bizim Türkiye'de dedim bir tane futbolcunun eşi gelecek. Soyunma odası böyle önemli maçta konuşacak, edecek. Bir de kötü oynadığı zaman, mağlup olduğum zaman var ya yerin dibine sokarlar. Ya farklı bir hava yaşıyorlar. Londra'da Chelsea 2-0 yendik. Maçtan sonra normalde biz kamplarda bilirsin otobüslerle gidersin. Veyahut da işte mağlup olduğun zaman yendikten sonra otobüslerle gideriz şeylere, tesislere. Tesislerden sonra dağılırız. Melike gülüyor da koptu gitti annesi. Son şunu anlatayım, bir daha konuşmayacağım. Şey neydi onun ismi? Ne diyordum ya? Ha, otobüslerle şey gidiyoruz ya, sen söyle. Havalimanı, tesis. Ya havalimanına değil ya, kendi sahamızda içeride oynadığım zaman tesislere gideriz. Tesislerden dağılırız, evlere gideriz. Ya adamlar mağlup oldu, 2-0 yendik. Onun kız arkadaşı, onun eşi, onun sevgilisi sarılarak bir gör. Yani sarmaş dolaş gidiyorlar. Ulan dedim, bakıyorum otobüste giderken. Biz diyorum bunlara ne zaman geleceğiz? Biz bunları yapsak dedim var ya, taraftar bizi var ya sopalarla kovalar, kazıklarla kovalar. Evet, o yüzden, şimdi daha da fazla hatta. Sosyal medya falan. Evet, eskiden daha azdı yine. Yani böyle durumlar var işte, güzel anılar eskiden var. Eskiden bir televole gerçeği vardı, geçenlerde yine konuştuk. Yani şimdi Ronaldo ayrı seviyede Melike. Şimdi çok demişsiniz farklı ki Messi bir takvim yılında 91 gol attı, onu neden konuşmuyorsunuz? Şu anda Portekiz Hırvatistan maçı olduğu için Ronaldo konusu açıldı. Ya yoksa bu Messi'ci kadar... bu arkadaş. Kesin. Tabii canım. Aynen. Anket yapsana Messi mi Ronaldo mu diye. Ya
yani artık. Tamam geçti artık diyorsun. Yani baydı artık bu. Artık. Ama hala da sürüyor onun, yani devam ediyor. Ben mesela onunla ilgili linç yiyorum hep. Niye? Ama yani onun bir cevabı yok ki bence. Doğru bir cevabı sence, yok. Sence sen hangisini tercih ederdin? Ben zaten takımına? Belli değil mi? Ronaldo değil mi? Ama yani sen hangisini tercih ederdin? Ben tartışmaya kapalı. Messi canım. Ronaldo ile Messi kıyaslanamaz. Bunun, ben bunun bir cevabı orada olduğunu çok netim düşünmüyorum. Yani. Ben bunun bir cevabı olduğunu ben, ben var cevabını sen söyleyeyim. Cevabını, söyleyeyim. Cevabını söyle. Söyleyeyim cevabı. Çok basit. Kıyaslamam dedin ya. Ben şimdi de oradayım aslında biraz. En iyi 6 numara. Tamam da beni tatmin edin ama şimdi. İkiniz de Messi nasıl söyleyeyim bak. İzleyicileri de tatmin edin. Messi Ronaldo kıyaslamasından da geçiyorum. Ben de söyleyeceğim sonra. Benim için en iyi 6 numara hatta çoğunluk içinde olacağını düşünüyorum. Xavi'dir. 8'in yası. Messi öyle bir oyuncu ki çevresindekilere çok değer kattı. Örnek verelim. Alexis Sanchez Messi ile oynarken başka bir oyuncuydu. Ondan sonraki kariyeri ortada. Luis Suarez Messi Neymar'ın üçlüsünün. Neymar Messi sonrası çok da aman aman gitmedi. Ronaldo tam tersi. Ronaldo gittikten sonra Benzema'nın çok iyi oyuncu olduğunu anlayabildik. Higuain ne zaman Ronaldo'nun yanından ayrılsa gitti Juventus'a rekor paralara transferler İtalya içinde. Ronaldo varken sadece o takımda Ronaldo sevilir. Messi öyle değil. Messi Arjantin'de dönüyor. Ama bu kendi söylediğinde birazcık kendini çürütmüyor musun yani? O parlıyor. Yapacak bir şey yok yani. Hayır ama sonuç mesela, alma. Messi de ben de tam tersinden gelirim sana. Messi de harika rüya bir takımda oynadı yani diyebilirim. Ama Messi sonrası o takımın halini gördün mü? Ama bir parçasıydı o da yani. Yok bilmiyorum. Tam tersi. Real Madrid'i gördün mü Ronaldo'dan sonra? Ya evet ama Real Madrid her zaman öyleydi. Her zaman değil. Fenomen Ronaldo'ydu hatırlayalım. Yani Real Madrid'in... Ya ben şeyi söyleyeyim Melike. Ben bazı konularda Ronaldo'ya çok takıntılıyım da söyleyeyim onu. Maçı da söylüyorum izleyiciler. Hatta rica ediyorum. Açıp baksınlar. Güzel detay söylüyorum. Karius'un hata yaptığı final. Liverpool-Real Madrid. İki tane golü Gareth Bale attı. O maç Ronaldo hiç ön plana çıkmadı. Surat kireç gibi der. Ronaldo tamamen şey mantığı. Hırslı, çok hırslı. Ben gol atayım 1-0 bitsin. Messi öyle değil. Ben atmayayım 4-0 kazın. Ben Messi'nin daha Ronaldo'dan Arjantin'le Dünya Kupası'nı. Yani. Arjantin. Yok Ronaldo'da hep var o ben ego. Ben şöyle düşünüyorum o zaman. Ben de neden Ronaldo oldu dediğim. Messi zaten çok iyi oyuncu. Messi ben, hala Ronaldo kaç yaşında Arjantin'le. Ben Messi'nin iyiliğini yaptı. İnkar ederek söylemiyorum bunu. Ben hep şu cevap veriyorum. Bana göre diyorum. Ben bu böyle demiyorum. Bana göre neden böyle? Hepimizin bir futbol dünyası vardır kendince işte. Belli bir yaştan itibaren izlemeye başladı. Benim için, ben bunu bir arkadaşıma daha açıklamıştım. Manchester United'da da oynarken ben Ronaldo'yu izliyordum. Küçüktüm ama izliyordum. Real Madrid'de de izliyordum. Ve ben mesela Chelsea'deki finalde ağladığımı biliyorum. Yani benim çocukluğumdan bu yana benim izlediğim maçlarda beni heyecanlandıran, izlediğimde böyle başarılı olsun diye mutlu eden, bunda yerli futbolcular da var bu tarz. Tuttuğum takıma tesir etmiştir. Aynı şekilde her gittiği takımı desteklememe sebep olan bir isimdir Ronaldo. Benimki biraz duygusal diyorum her zaman. Yani ben öyle bakıyorum. Ben duygusal yaklaşmıyorum. Ve belki. Futbolda da... Duygusal yaklaşırsam Ronaldo derim. Evet işte futbolda da aynısını söyle. Futbol duygusal yaklaşanlar... %90'ına sorsan Ronaldo der. Niye? Fiziksel futbol, olarak. Şimdi Messi de onun gibi böyle yo, ben... yakışıklı. Bu Ronaldo yakışıklı olsa... falan değil bu arada lütfen. Yok ben onda yani, değil. Ortam hiç gelmeyin. O arkadaşlarıyla ilişkisi bizim ligimizde oynadı. O Custodio'lu arkadaşlığı... Altyapıda oyuncuyu kovmayacaksınız yoksa ben de giderim. Hani böyle işin sağ dışı kısmı daha hani Messi biraz daha içine kapanık. Zaten çok sosyal bir profil değil. İbrahimovic'in kitabında da okuduğumdan biliyorum ama işin performans kısmını da kıyaslayamayız Melike. Yani ve işin garip tarafı ne biliyor musun? Ben Messi'ciyim hani öyle söyleyeyim. Ben Messi'yi Ronaldo ile kıyaslamıyorum. Zaten Ronaldo'cularda o var. Ronaldo'yu Messi ile kıyaslama. Ben de gerçekten kıyaslamıyorum. Ronaldo tarafında daha çok. Söylemek zorunda kalmış. Hayır Ronaldo'cularda o daha çok böyle kıyaslama. Messi'cilerde öyle bir şey yok zaten. Mbappe mi Haaland mı? Mbappe. Bence de. Orada birleştik. Bence de Mbappe. Tamam. Xavi mi Iniesta mı? Artık yeni değil. Melike ben şey söyleyeyim. Xavi mi Iniesta mı? Xavi diyeceğim. Çok ama on, yani onlar biraz daha iyi. Niye onlar da benziyor. Mevkileri itibarıyla çok kıyaslamıyorum. Xavi ile Iniesta kıyaslanır mı? Onları ya? Birlikte düşünüyoruz. Ya kıyaslamıyorum. Iniesta ayrı bir seviyede oyuncu abi. Iniesta farklı yani. Xavi tamam iyi oyuncu da Iniesta. Sana bir şey söyleyeyim. Messi'nin Ronaldo'dan sonra Iniesta gelir bana göre. Şimdi Ronaldo Messi birisi takım oynatan, birisi de takım oynadığı zaman. Ne güzel konu Messi ama konuşalım. Hayır konuş. Seni kesmek için söylemedim. Yok yok az önce dedim ya birisi takım iyi oynarken ön plana çıkan, öbürü de takımı oynatan. Yani evet, Messi inanılmaz kreatif yetenekli. Arjantin'de. Kaç yaşında Dünya Kupası kazandı? Çok yetenekli. Ya, olabilir. Arjantin'de de Dünya Kupası'nda da biraz da alttan şey yaptılar yani desteklediler. Sen de onu gördün ben de gördüm de. Ama ikisi de mesela yani hangi taraftan bakmak önemli olan?
Ben de Ronaldo'ya biraz sempati duyuyorum ama bana bak sempati olarak hangisini daha çok duyuyorsun? Bir tane daha done verebilirim. Melike, son üzerine tartışmayı son. Çok uzattım, özür dilerim ama. Ronaldo 10. dakika sakatlandı. Ağladı 2016 finali. Portekiz Fransa'yı yendi. Tersine çevir senaryoyu. Messi 10. dakika sakatlanacak ve Arjantin o kupayı alacak. Ronaldo'suz daha iyi oynadı Portekiz. Ya ben biraz yaşlandıkça da Dünya Kupası'nda da yaşananları düşünce son birkaç yılda ben de o yani düşünce ben de Ronaldo artık tamam benim kariyerinin sonuna geldi diyorum yani ama dediğim gibi ya duygusal yaklaşınca benim için efsane. Ben dediğim gibi Manchester United, Real Madrid kariyeri, izlediğim maçlar ve aklımda kalan sahnelerle benim için çok başka bir yerde. Bir de ben Real Madridçiyim. Hani Real Madrid mi Barcelona mı da Real Madrid ben olduğu de Real için. Madridçiyim. O yüzden tam Barcelona. Bak işte onun da etkisi var yani. Kimse kızmasın. Bu böyle yani. Ama yok Real Madrid en büyük takım. Onu da kabul ediyoruz canım. O kadar. Orada değil. Da etkili oluyor. Yani bir de bir tek Ronaldo'dan ötürü Real Madridçi değilim. Ronaldo Nazario'dan da ötürü Real Madridçiyim. O i̇şte yüzden senin yaşın yetmiyor. Biz Ronaldo'yu Barcelona hatırlıyoruz Okan Koç. Evet. Ronaldo'nun Barcelona dönemi bambaşka. Ben Los Galacticos o kadro yani. Benim için Real Madrid ilk olarak. Yani aslında Cristiano Ronaldo'lu kadrodan ziyade o kadro. Aslında o da bak konu konuyu açıyor Melike. Geçen gün bahsettim. Bizim transfer oburluğunun olumsuz. Los Galacticos'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bir tane var Zidane'ın golüyle. O takım şu an farkındaysanız transfer etmiyor Real Madrid. Her evet. sene bir transfer. Artık evet. o rüyadan uyandı. O tuttum. Yani işte Makaleli'yi yolla, işte Beckham'ı al, Owen'ı al. Sebebi ne? Al. Sebebi ne? Şimdi aldığı oyuncular doğru oyuncular ve o oyuncular da daha iyi yere gidemeyeceklerini biliyorlar. Daha iyi yer yok çünkü. Ne yapıyor? Hamle yaparak gidiyor adamlar. Yani doğru olan hep doğrusunu düşünerek. Yapıyor şu an. Soruyorum Real Madrid'den hangi takıma gidersin? Yok abi başka takım yok yani. Onun üstü yok. Adamlar her sene doğru hamlelerle takıma güç katıyorlar. Bu sene de şey geldi. Mbappe geldi. Muazzam bir takım oldu. Hocaları da zaten ayrı bir hoca. Yani iyi takım. İnşallah hayırlısı olsun. Ne peki o zaman Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edelim. Birazdan ben kimim yapacağım ama şu konuyu açalım dedim. Havada kalmasın. İrfan Can'ı biraz daha konuşalım istiyorum dedim. Çünkü İrfan Can Kahveci'yle ilgili çok mesaj geliyor. Yeterince şans bulamadığı ile ilgili bu sezon için. Nasıl yorumluyorsunuz? Banko 11 yazarım demiş Ali Bey mesela. Ben de Banko 11 yazarım. Ben çok kısa konuşayım. Okan'a hemen topu atayım. Tadiç'te Dzeko da sezonla iyi başladı. En ufak sallantılarında İrfan Can'la En-Nesyri kalıcı olarak 11'e girer. İrfan Can Fenerbahçe'nin oyun karakterine de bence etki ediyor. Çok özel bir oyuncu. Şimdi 8 oynar, sağ açık oynar. Bence 10 da oynar. İrfan elinde sonunda olacak 11'de. Hayır, şunu söylüyorum mesela. Şimdi Tadiç de tamam Dzeko çok iyi başladı da mesela Tadiç'i içeri çekip İrfan'ı sağda da oynatabilirsin. Tabii. Önünde Dzeko. Solda da Maxim'in mesela yerine Tadiç'i oynatarsın. Maxim performansına göre. Ama şunu demek istiyorum. O oradaki üçlü Maxim, Tadiç, İrfan. İlk kimi yazarsın diye sorarsan sor. Geçen senedeki kalan performansından dolayı ben İrfan'la başlarım. Ama hocanın bir bildiği vardı tabii Mourinho'nun. Neden başlamadı? Sakatlık mı o mu? Milli takımda bir kısa bir sakatlık geçirdi biliyorsun o süreçte. Ama İrfan olmazsa olmazı gerekiyor bence Fenerbahçe'nin. Yani sağ tarafta İrfan, forvet arkasında Tadiç, sol tarafta da Maxim. Ya zaman zaman çekersin, orayla oynayabilirsin. Yani ben de taraftar gibi yani izleyiciler gibi İrfan'ın daha çok şans bulması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu maçta onun sinyallerini verdi bana göre Mourinho. İrfan'ı aldı, sola Tadiç. İrfan girdikten sonra oyun hareketlendirdi, gol attırdı. Çok güzel Dzeko'ya pas verdi. Müthiş bir pas verdi. O geçiş oyunlarında da oyunu hızlandırdı. Biraz da hareketlendiriyor oyunu dikkat ederseniz İrfan girdikten sonra Fenerbahçe'nin oyunu. Yani burada bunun sinyallerini de hoca da gördü. İrfan'ın performansından da hoca da tabii ki de memnun olup ilk maçta görürsünüz bak ilk Tadiç'te solda Tadiç, sağda İrfan ve hatta Maxim solda, İrfan'ı sağda, ortada da Tadiç de oynayabilir. Ama İrfan Banko ilk 11'le başlayacaktır bence. Peki bir soru daha yine Fenerbahçe ile ilgili izleyicimizden gelmiş. Fenerbahçe'de son 3 yıldır ligin en çok gol atan takımı olmasına rağmen şampiyon olamadı. Sebebi ise hep ağır stoper ve kademe bilgisi az olan Ferdi ve Osayi yüzünden bence demiş. Bu sene Mourinho gol yeme sorununu çözerse olacak gibi bu iş. Tamamen izleyicimizin yorumu. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz merak ettiğim için. Enteresan bir yerden yaklaşmış. Katılıyor musunuz kademe bilgisi az ama olan oyuncular şöyle, demesine Ferdi ve Osayi'ye? Şöyle katılamıyorum. Ferdi ve Osayi sayesinde ligin en çok gol atan takımı oldu. Yani bekleri çok hücuma destek verdi. Osayi de yeri geldi maç çözdü. Ferdi de o destekli ama. Defansları gerçekten söylediği kadar zayıf mı bu
çok zayıf olduğunu düşünmüyorum. Ferdi'nin bence pozisyon bilgisi var ama iyi oyunculara karşısında işte Lille eşleşmesinde gördük mesela. Evet. Ferdi zor durumlara düştü orada. O hani için fizyolojik kısmında Ferdi'yi bir Osvaldo'yla bir tutamayız. Bir de şu açıdan bakmak lazım. Şimdi Ferdi çok orijin bir mevkisinde oynamıyor. Sol bek değil ki Ferdi. Ferdi kanat forvet bence. Yani asıl oynaması gerektiği yer. Fenerbahçe mecburiyetten onu sol bekle oynattı. Oynadığı dönemlerde de çok iyi oynadı. Geçen sene şimdi tabii zaafları oldu. Ne hangi maç mesela? Samsunspor'la Alanya maçı. Dikkat edin ne Sivas, taraftan yediler. Sivas maçı Ferdi bir tane gol yedirdi. Alanya Samsun maçında da Mehmet. Eski Trab. Alanya içerideki. Sanırım Yatabari birisi geçti onu. Alanya Samsun maçında da içeride de mesela dikkat ederseniz hep rakibi arkasına kaçırdı. Orada da goller yedi. Oralardan gelen pozisyonlarda da puan kaybetti. Alanya'nın evet ilk ondan golü vardı. Ondan dolayı sıkıntılar yaşadılar ama Ferdi'nin artılarıyla eksilerini teraziye koyduğumuzda artıları aynen, ağır basar. Tabii kesinlikle. Ki de Ferdi defansif anlamda ofansif kadar faydalı olmuş olsa Real Madrid Barcelona'nın değişilmez vazgeçilmez oyuncusu olur. Ben söyleyeyim Melike daha bugün o konuyu böyle biraz kafamda. Şu an Galatasaray'da eleştiri yapıyorum. Mesela bir oyuncuyu eleştirmiyorum. Çok kötü başladı sezona. Young Boys eleştirmesi. Hele ki kırmızı kartı fair play hiç yakışmıyor Muslera ama. Muslera'da yani eleştiri hakkından şöyle vazgeçiyorum. 13 senelik periyotta Galatasaray'a kattıkları çok fazla. Geçen sezona da gidelim. Yani Muslera Livakovic'in yerini değiştirdim. Şampiyonu yine değiştirdi. Yani Muslera, Livakovic'in o Samsun'da Emre Kılınç'tan, Alanya maçında son maç hatta gelemedi. O iki gol atan oyuncunun gollerini yemezdi uzaktan. Muslera farkı yönetim var yani. O yüzden stoper ve bek diyor ama kaleci farkı da var. Mehmet Bey demiş ki yönetim Mourinho kimi isterse transfer etti, kimi istemezse de veto etti. Sezon sonunda Fenerbahçe istenen hedeflere ulaşamazsa suçlu yönetim mi olur yoksa Mourinho mu? Yani şunu söyleyeyim sana, Mourinho da tabii ki de suçlu olur ama artık yönetimin de kredisi kalmadı bana göre. Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı şampiyonluk. Bakıyorsun kadroya abi defans attı sağ tarafta Osayi'yle. Mert o stopere gel abi, stoperde Çağlar, BK, Ciku, sol tarafta Osterwold şimdi o Karagümrük'ten alınan oyuncu, orta sahada rotasyon, Levent Mercan, orta sahada şey var rotasyonlu. Alternatifli önde, kanatlarda, sağda, her yerde az önce söylediğim gibi bak yarım saat önce söylediğim olay çok önemli. Birçok oyun sistemini oynayabilecek oyuncu profili var. 3-4-3 oynar, 4-2-3-1 oynar, 4-4-2'yi oynar, baklava dilimi deriz, 4-1-2-1-2'yi evet oynar, 3-3-6'yı oynar. Şimdi oradan yüklenecekler. Meşhur 3-3-6 var ya bana çok sallıyorlar. Bir ara gaf yapmıştım burada ekranlarda ona. 3-3-6 dedim. 3-3-6'yı benim patentim. Onu oynar. Ya 12 kişi oluyor yani. Burada yakalayamadın şimdi yakaladın. Ya her bu neyse, 12 kişi olayına girmeyelim. Sonra hep internete aynen düşüyoruz. Biliyorum biliyorum. Ben şimdi onu tabii de ironi yapayım. Ben yakaladım girdim orada. O Ersun Hoca'nın bir oyun sistemini anlatmaya çalışırken. Yani her profilde oyuncusu var. Bu çok büyük avantaj. Bir de Mourinho gibi. Şimdi bak, şimdi bakıyorum bazı medyada çıkıyor bazı arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya lütfen. Ya ne olur yorum yaparken biraz böyle mantıklı sağduyulu yorum yapın. Yok Osimhen'li geldi. Rakiplerin psikolojisi bozuldu. Ya babacığım şimdi bak. Bir tarafta Mourinho'lar var. Dzeko'lar var. İşte Fred'ler var. Beko'lar var. Bir tarafta Immobile, Paulista, Rafa Silva işte bilmem neler. Onlar bunlar var. Ya babacığım bak şimdi forveti aldığın zaman o forveti kiminle tamamlayacaksın, kiminle getireceksin? Dünyanın en iyi forvetini getir, Mbappe'yi getir. Top gelmedi mi hiçbir şey yapamaz tek başına. Üç kişi mi geçecek? Messi, Dünya Kupası'nda, bir önceki Dünya Kupası'nda dikkat edin. Çok kareler çıktı sosyal medyada. Üçlü dörtlü sıkıştırmayı aldılar. Hiçbir şey yapamadı. Hatırlarsın o dönemleri. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Dünyanın en iyi oyuncusunu da getirsen getir, o takımı oluşturamazsan sıkıntı yaşarsın. Galatasaray'ın, bak çok büyük hata yaptılar. Tekrar oraya geleceğim. Kısa bir, seni üçüncü bölgeye taşıyan oyuncuyu Kerim'i gönderiyorsun. Orayı dolduramıyorsun. Gidiyorsun forvet evet alıyorsun. Senin olmazsa olmaz forvetin değildi ki. Senin olmazsa olmaz kanat. O. Fırsat fark etmez. Ama topu kim getiriyor oraya? Kerem getiriyor. Evet. Barış getiriyor. Anladın mı? Yani şunu demek istiyorum. Fenerbahçe'de de yani çok iyi bir kadrosu var. Sadece şu var bak. Benim gözlemlediğim, yakaladığım Fener'in maçlarını izlediğim dönemlerde mesela şu son 4 maçlık periyotta Avrupa maçlarını. Fenerbahçe o ritmi yakalayamadı tamamıyla. Bir Alanya maçında onun da o baskı ön alan baskısı Alanya'nın geriden oyun kurmasından dolayı mecbur onu yaptı. Çünkü Mourinho da dedi. Başakşehir maçında izledim. Yani o oynadığı oyun sistemi o sistemi önde basarak yani yakalayacağımız baskılarla yaptıkları hatalarla yakalayacağımız pozisyonlarla gol bulmaya çalıştık dedi. Bunu da söylemişti. Ya ben şunu anlamıyorum. Kadıköy'e, Samiye'ne, İnönü'ne İşte Trabzon stadına gittiğin zaman geriden oyun kurmayı niye yapıyor bu hocalar Anadolu takımındaki hocalar? Ya bu çok büyük bir risk.
Bak hakikaten çok büyük risk. Bir, iki, üç denersin. Abi dördüncüsünü de yakaladığı zaman, şimdi bunu Icardi, Osimhen'di, Rafa, Immobile, Dzeko, Tadic yakaladığı zaman affetmez. Ya girmeyin, böyle bir risk almayın, sorumluluk almayın. Yazık, günah. Yani 50 bin destek var, o baskı altında oynamak kolay değil. O geriden alacağım pasta çıkmak falan filan, hakikaten bu hayal. Yani gerçekten çok hayal kuruyorlar. Yani bu hayali de gerçekleştiremezsin bu takımlara karşı. Yani bunları hocalara burada tavsiye ediyorum, Anadolu takımı hocalarına. Yapmayın babacığım. Biz bunları defalarca denedik. Anında bir bakıyorsun tabelaya, 30. dakika 4-0. Yani bununla karşılaşabilirsin. Fenerbahçe-Alanya maçında da ilk 30 dakika 5-0, 4-0 da olabilirdi. Yani kaçırdığı birçok pozisyon. Neden? Geriden oyun kurmaya çalışıyor. Yani Fenerbahçe şunu yakalayamadı Melike. Ritmi yakalayamadı daha. Net bir şekilde ritmi yakalım. Şu anda ligde açık ara ritmi yakalayan tek takım Beşiktaş. İyi oynayan tek takım Beşiktaş. Taraf herkes tarafından takdir topluyor zaten. Ama Fenerbahçe de o ritmi yakalayacaktır. Galatasaray'da yakalayacaktır. Keyifli bir lig izleyelim. Benim sadece çekingen, tedirginim, lütfen bak rica ediyorum buradan o hakemlere, varın başındakilere. Biz bunları yaşadık. Biz sizi çok iyi, daha iyi tanıyan insanlar olarak söyleyeyim. Eski sporcular, eski. Biraz daha böyle yani yürekli deriz ya, yürekli hakem yüreği deriz mesela. Biraz daha oralarda, varın başında, sahanın içinde, renge, stada, taraftarın baskısına, yani baskısı altında kalmadan daha cesaretli hareket edip karar verin bence. Korkmayın babacığım ya. Burası Türkiye ya. Burada hiçbir şey olmaz sana. Ya ne olacak yani? Orada gördüğünü çal. Bakıyorsun abi, kırmızı kart pozisyonu oluyor. Uçakta hani stadın en uç kenarından görüyorsun ama sahanın içinde hakem 5 metre ileride tereddüt, sarı kart vermekte tereddüt yaşıyor. Ya bunları yapmayın. Bu sefer insanlar sizin için farklı senaryolar kuruyor. Yani yoksa lig güzel, keyifli geçecek. 4 takım dışında kendi aralarında, Anadolu takımlarının arasında da rekabet olacak ama sadece lig bence 4 takım içerisine geçecek. Bir tek Başakşehir zorlar maçlarda. Yok, zor. Onu maçlarda. İçerideki maçlarda belki. Peki, o zaman konuşuruz onu da yine ama bir ben kimim vaktinin geldiğini düşünüyorum ben artık. Her şeyi konuştuk. Messi, Ronaldo bile değil. Her futbol programının konuşulacağı konusu yani. O zaman niye ben kimim? Yapmayalım. Yapalım. Gelsin. Kariyerimin son demlerinde yeni bir meydan okuma için bambaşka bir kıtaya transfer oldum. A takım seviyesinde şu ana kadar 5 takımda oynadım ve hepsinde en az bir kupa kazandım. Futboldaki yeteneklerimi eğitim alanında da gösterdim. Spor bilimi ve pazarlama dallarında 2 diploma sahibiyim. Eden Hazar'la birlikte çok gole sevindik. Antrenman biter, Angel Di Maria çalışmaya devam ederdi. Ben kimim? Kim Mehmet? Sen daha iyi bilirsin. Kariyerimin son döneminde yeni bir meydan okuyarak bambaşka bir kısaya. İpuçları muazzam Emre. Eline sağlık. Hazard, Angel Di Maria, PSG, Real. Türk mü, yabancı mı bu? Yabancı. Spor bilim pazarlama dalları 2 diploma. Yabancı. 5 takımla oynadım, hepsinde kupa aldım. Güzel soru. Şey, transfer, yani Suudi Arabistan'da kim gitti onu düşünüyorum. Yani bu tarz böyle son çok... Son sayfa etiketine cevaplarınızı böyle bekliyorum. Böyle Real'le oynayıp kazanacak kupalar. Suudi Arabistan'a transfer olacak. Hani bambaşka bir kıta dedi. O bambaşka kıta Suudi Arabistan değil o zaman. Değil mi? O zaman tamam, Amerika taraflarına, Güney Amerika'ya gidebilir. Yeni transferler vardı giden. Arjantin'e, Brezilya'ya. Brezilya'ya giden oyuncu okudum geçen. Brezilya'ya mı gitti Melike? Bu oyuncunun... Kim, isim var? Hayır bu arada, Brezilya'ya gitmedi. Bu oyuncunun Türkiye'si var. Oo, tamam. Çok kısa bir Türkiye'si oldu. Çok kısa. Türkiye'si oldu. Yakın zamanda bir Türkiye'si oldu. Falcao mı? Hayır, daha yakın. Bir dakika. Güzel. Bir dakika. Güzel soru. Allah Allah. Hepsinde, bir dakika, bu Türkiye'de kupa kazanacak. Galatasaray kazandı. O kadar yakın mı acaba? Falcao dedin. Falcao sonrası. Orada başka hikayeler var. Şey var. Hayır, tamam, Hamşık bıraktı futbolu. Hamşık hepsini kupa kazanmadı. İsveç'te falan kazanmamıştır. Takımını bilmiyorsun. Biliyorum da bilmiyorum. Yani dur. Biliyorum da bilmiyorum. Kim abi bu ya? Peki mevkisini soralım. Biraz zorlayayım sizi ya. Mevkisini istesek? O yok, biraz daha zor. Biraz daha düşünün. Kaleci falan mı?
Hayır, kaleci değil. Çok fazla forma şansı bulamadı geldiği takımda bu arada. Ama geldiği takımda şampiyon oldu herhalde, her kupa kazandıysa. Türkiye'de mi çok fazla forma şansı Türkiye'de bulamadı? Türkiye'de şampiyonluğu... Türkiye'ye geldiği takımda fazla forma şansı. Tamam, Türkiye'ye geldiği takımda şampiyonluğu var değil mi? Hani hepsinde en az bir kupa kazandım. Şampiyon. Dur bir dakika, dur. 20-21 Beşiktaş. Evet. Beşiktaş'ta. O Beşiktaş'tan şans bulduk hepsi. Yani başka kupada kazanmış olabilir tabii ki. Yani kupa diyor. Şampiyon oldu olmadı kupa mı? Türkiye kupası olabilir. Şimdi bilmiyorum yani ben. Yanlış yönlendirmek de istemem bu arada. 20-21 ikilim. Bulduysanız buldum deyin. İki sene var mı seyircilerden? Hemen sayfayı yeniliyorum. Futboldaki eğitim alanısı. Yani Nagatomo falan böyle okumuş etmiş oyuncu yani benim sonumda. Oyunu hepimiz artık ezberledik. Ama biri evet. Daha var. Meydan okuma bambaşka bir kıta. Bu ne ya? İsminiz yok. Ha varmış. Özür dilerim. Barış Bey tebrik Beyli ediyorum. Beyli olabilir mi? Beyli. Barış Bey tebrik ediyorum. Son yeni bir meydan okuma bambaşka kıta. Gitti kıtayı söylersem bilir. Evet. Şimdi ne diyeceğim biliyor musunuz? Evet. İspanyol. İspanyol. Yok artık Emre. Onu da söyle. Onu bulmazlar da boşver onu söylemeyeyim. İspanyol. İspanyol. Bana mesajlar geldiğine göre biliyor. Şu an 36 insan. Yaşında. Biliyor. Okuyamıyorum da geliyorsa biliyorlar. Biliyorlar. 36 yaşında ne oluyor? 80. Aa, Mata. Mata. Juan Mata idi cevap. Doğru, 88. Sana böyle yapıyor. 64 numaralı formaya giydi. Evet. Doğru söylüyorsun ya. Hazard'ı anladı var. Bir de Galatasaray hakikaten hiç oynayamadı. Evet ama böyle bir... çok sevilir ama. Evet. Enteresan bir havada yarattı yani. Yok hakikaten o aurası, abi edası vardı değil mi? İstanbul'da çok... Sevildi. İstanbul'da müze gezen hani öyle gece hayatından ziyade... Gezmeye gelmiş ya buraya. Yok tam öyle değil. Performans kötüydü. Performansla sanki çok da bir şey beklenmiyor gibi bir durum da vardı yaşı itibarıyla da. Mertens'e yedek olarak geldi ama Mertens'i oynayınca oynayamadı. Peki, bravo Mehmet Özcan. Tebrik ediyorum seni. Biraz daha Fenerbahçe'nin kadrosuyla ilgili izleyicilerimizin yazdığı yorumları okumak istiyorum. Tuğrul Bey, Fenerbahçe bu sezon çeşitli formasyonları oynayacak, kaliteye sahip. Mourinho daha çok hangi formasyonu tercih eder size göre? Üçlü savunma düzeni bu kez Fenerbahçe'de doğru uygulanır mı sizce diye sormuş. Üçlü savunma. Düşünelim şimdi. Hayır. Eldekileri düşünelim sesli. Ciku. Çağlar Beko. Bence mesela üçlü savunma oynayacaksan Osterwold olmalı bir tane stoper mesela. Bu sefer ama sol kenar bekte problem yaşıyorsun. Osterwold gider gelir mi? Gelir. O dinamizi atletimi var. Ama üçlüde de oynar mesela. Evet oynar. Ben o yüzden Osterwold'in çok transfer yapma potansiyelini görüyorum. Hem üçlü oynayabiliyor hem üç kenar bek oynayabiliyor. İşte sol kenar bekin olmadığı için büyük ihtimal sol tarafta Beko, Çağlar şey yapar orada. Ciku, libero olur. Osayi Mert olabilir. Orta sahada Amramat, Fred. Şu hiç uzağa gitmeyelim Okan aslında. Bu kadar beyin jimnast sinematik nedenini söyleyeyim. Jesus yaptığı için hep Sayın Ali Koç'un hatırlıyor Melike açıklamalarını. Üçlü oynamasını istemedik. Yani evet. Ben sanmıyorum. Sırf o yüzden yani. Ne ya olursa olsun. Maçına yaşanmış bir örnek yani. Var. Sen sanmıyorsun da Mourinho'da Mourinho yani Ali Koç istemiyor diye kalkıp da yani üçlü veyahut da dörtlü oynayacaksın diyemezsin. Mourinho istediği sistemde formasyonu da çıkabilir ama yani onu elindeki oyuncularla uygular mı? Uygulayabilecek oyuncular var mı? Onu sordular. Bence uygulayabilecek oyuncular var. Oynayabilecek oyun sistemi de oynatabilecek hoca da var. Ha, belki Ali Koç rahatsız olabilir ama yani oynattığı dönemlerde galip geldiğin zaman bunlar unutulur gider bence. Peki derbi çok yakın diyoruz ya. Sizce hangi takım derbiye daha hazır? Fenerbahçe tabii ki de. Galatasaray için ama çok çıkış maçı olabilir yani. O tarz derbilere, o tarz yaklaşan takımların da istediği sonucu aldığını gördük. Hani hava olarak istim üstüne gitmek de bir anlamda iyi olmuyor derbiye. Ya bir tarafta da tecrübeli, deneyimli bir teknik adam var. Yani tamam Okan Hoca ligi biliyor. Hatalar yaptı bu sezon başlangıcında. İstediği kadroyu oluşturamadı. İstediği oyunu oynatamıyor da. Ama şimdi kendi sahanda, seyirci önünde bir önceki sezonda son maçta 10 kişiyle 1-0 galip gelme psikoloji üstünlüğü de var. Evet. Yani o da avantaj Fenerbahçe. O rahattı, o üstündeki ölü toprağı attı. Yani uzun yıllardır Galatasaray'ı yenemiyordu. O ölü toprağı attılar.
bu son bir... derbi çok evet. pozitif etki yarattı i̇şte, Fenerbahçe'de. Tam da Galatasaray açısından da... ondan şans çıkış diyorum. Yani Fenerbahçe'nin ya, ilgisi, tabii, kazanması Beşiktaş'ın gerekiyor. İlgisi, hezimeti diyelim. Young Boys, onları unutturursun Kadıköy'de Fenerbahçe'ye. Ama ben de şunu söyleyeyim sana. Bir reaksiyon olabilir diyor. Bak ben de şunu söyleyeyim. Eğer ki yani tabii ki de bazı insanlar bazı kesim tarafından yanlış anlaşılabilir. Yani burada art niyetli bir şekilde söylemiyorum. Eğer ki çift forvet başlarsa Fenerbahçe'de Kadıköy Stadı'nda orta saha bu saydığımız Sara, işte öbürünün ismi neydi? Torreira, bir de şey Mertens üçlüsüyle başlarsa farklı bir skor da izleyebiliriz yani görebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin en güçlü yanı neresi? Merkez orta sahası, defansı oraları iyi kapatıyor. O geçişleri de iyi yapabilen bir takım. Ben çok fazla o riski alacağını düşünmüyorum ama şu anda hazır olarak teraziye koyduğum zaman Fenerbahçe biraz daha ağır basıyor. Az önce söylediğim gibi. Geçen senedeki galibiyet o 1-0 10 kişiyle 1-0 aldığı galibiyette o psikolojik şeyi de üstünlüğü de aldı Fenerbahçe. Yani bu derbilerin favorisi olmaz. Gördük Süper Kupa'da. Yani bir teknik direktör, iki hoca farklı bir skor daha da farklı olabilirdi. Ama Mehmet'in dediği gibi artık Galatasaray'ın hem oyun olarak hem skor olarak artık bir çıkış yakalaması gerekiyor. Tamam galip geliyor. Derbiler bazen şans oluyor işte. Şans size. Oluyor, fırsat oluyor. Havaya sokuyor. Beşiktaş havaya girdi mesela. Tabii. O galibiyetten sonra. Şimdi peki derbi için sordum. Avrupa listeleri teslim edildi Velida. Ve bununla ilgili de izleyicilerimizin biraz takım taraftarlarının tepkileri var ama araya gideceğiz. Bunu aranın ardına koyalım. Konuşalım. Hangi takım Avrupa'ya daha motive? Transfer politikalarından ne çıkarmamız lazım? Kim Avrupa'yı biraz belki... geri plana attı size göre. Yazın son sayfa etiketini. Hepsini konuşacağız. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından. Aranın ardından yeniden beraberiz. Araya giderken bir şey sormuştuk size. Onu da konuşacağız ama hepsini birlikte konuşalım istiyorum. Çünkü Beşiktaş haberlerimiz de var. Ne sormuştuk? Hatırlatmayı hemen yapalım. Hangi takım Avrupa'ya daha odaklanmış transferler yaptı ve daha hedefinde Avrupa? Bunu sordum aslında. Ama Beşiktaş da transferler yaptı ve nokta atışı transferler yaptı ve ligde de dolu dizgin yoluna devam ediyor Avrupa'da da. Konuşacağız son transfer João Mário'nun kulüp televizyonuna, kulüp kanalına, dijital kanalına daha doğrusu bir röportajı var. Bir bakalım neler söylemiş. Evet, Beşiktaş'ın yeni transferi João Mário'nun ilk röportajını getirdik ekranlarınıza. Şimdi açıklamalarını da konuşacağız ama önce transferi bir konuşalım konuklarımla ne düşünüyorlar merak ediyorum. İlk Mehmet Özcan seninle başlayayım çünkü eminim Okan Koç'a söyleyecek çok şeyi vardır. Önce seninle başlayayım. Çok iyi oyuncu. Beşiktaş'ın çok iyi bir sezon başlangıcı yaptığını görüyoruz. Maçları gayet keyifli izlemesi. Gol olarak da zaten çok skorer bir takım Beşiktaş ama bazen sezon içinde birincisi Tudor'un Galatasaray'da bu tip tempolu Van Bronckhorst aynı iştahla iyi top oynatıyor. İlla ki Kasım ayları, Aralık ayları biraz fiziksel düşüş olabilir. Bazı maçları da böyle 1-0 0-0 oyunları olabilir. Bu tip oyunları açabilecek bir oyuncu. Çünkü çok iyi top dağıtıyor. Pas dağıtımında top tekniği zaten iyi. Rafa Silva Muçi ile bence olmadı. Aynı anda sağda hani Muçi 10 numara Rafa Silva sol ama tam tersi. Rafa Silva 10. Kenarda João Mário artı bunun Jesson yerine 8 numarada da pozisyonda yani birçok pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Çok iyi transfer. Kariyeri ortada. Ben Inter'e gittiği dönemi de hatırlıyorum. Orada çok kalıcı olamamıştı ama sonrasında işte Benfica önce Sporting'den aslında bildiğimiz bir oyuncuydu. Arada sanırım İngiltere'de gidip oynamıştı. O tecrübeyi deneyimlediği var. Portekiz milli takımı 2016 şampiyonluğunda sanki aktif oyunculardan biriydi. Yani iyi bir kariyeri var zaten uluslararası. Sana şöyle geleceğim. İzleyicimiz Kadir Bey yazmış. Rafa, João Mário, Iniesta, Xavi. Bugün çok Iniesta, Xavi konuştuk. Kim ne derse desin onlara benzetiyorum demiş. Bunu ilk Zafer Algöz söylemişti transferi yorumlarken yine son sayfaya bir mesaj gönderdiğinde. Bu ikili bana Xavi Iniesta'yı hatırlatıyor diye sen ne söyleyeceksin? Zafer abi çağıralım burada yorum yapsın. Ha. Güzel yerlere değindi. O bizim güzel yerlere değindi Zafer abi. WhatsApp'tan zaten yorumcumuz artık ya, kadrolu. Zafer abi bir kere çok renkli bir kişi. İyi bir Beşiktaşlı. Yani sonuçta hep objektif ve bakış açısı da gerçekten çok doğaldır. Yani insanlar gibi böyle evet. Fanatizmlik yapmıyor. Neyse onu söylüyor. Futbolda çok ona iyi biliyor bu arada. Bu müthiş biliyor. Yani keşke onunla futbol yorumlasak zaten de çok güzel. Yani bir ses tonu da var. Ben çağırıyorum da gelmiyor ya. Ya Zafer abi kırma bir gün gel beraber bir yayın yapalım ya. Bekliyoruz. Severiz Zafer abi. Yani burada bizi de kırmazsın artık bir Beşiktaş kardeşin olarak.
Yani inşallah gelir tabii ki de. Gençler bilmez diyeyim. Cesur Kuşku dizisine ben bayılırım. Zafer Algöz de oynamıştı o dizide. Zafer Algöz. Haluk Bilginer teknik direktör rolündeydi. Zafer abi nerede, hangi projedeyse kardeşim orası çok başarılı ve çok keyifli geçiyor. Melike pek Zafer yakındaki o sahne zaten zirvedir yani. Bence. Zafer Algöz'ün kendisini eleştirdi. Hayır orada Zafer Algöz'ün kendisini eleştirdi. İyi aldığı bir sahne vardır biliyorsun. Hastane sahnesi. Evet çok o zirvedir yani espri de. Evet. Selamlar buradan kendisine. Selamlar, bekliyor Zafer abi seni. Şimdi şunu söyleyeyim sevgili Melike. Beşiktaş'ın yani sen çok güzel bir yere değindin. Az önce ne dedin? Nokta transferler. Evet. Adım adım gitti. Tabii ki de olmazsa olmaz bölgesi kanat forvet. Yani oraya iyi bir transfer yapsaydılar yani çok farklı bir takım da izleyebilirdik. Şimdi neden onu söylüyorum? Semit orada sol tarafta oynuyor ama Semit de orijin mevkisinde değil. Yani gidip gelen bir oyuncu, takip eden bir oyuncu profilinde değil. O dayanıklılığı, o atletizme sahip. Semit daha çok kaleye yakın oynadığı zaman daha etkili olur. Yeteneklerini, potansiyelini ön plana çıkartabilecek bir fizik ve oyun bilgisine sahip. Şimdi Beşiktaş için bence bu sezon en iyi transferi Giovanni Hoca. Yani herkes tabii ki de Immobile der, Rafa Silva der, Paulista ama bunları oynatabilmek önemli olan. Bunları da kenarda yani doğru oyuncularla doğru sistemi birleştirdiğin zaman muazzam bir takım izliyorsun. Bu sene de ligin başlangıcı ve şu ana kadar gidilen yol yani açık ara en iyi, en fark yaratan takım Beşiktaş. Şimdi Mario çok özellikli bir oyuncu. İki yönlü oynayabilen, top kalitesi, topla koordinasyonu yani o dediği gibi pas oyunlarında, o geçişlerde rakipler devamlı kapanacak Beşiktaş'a. İşte bu zamanlarda devreye girebilecek profilde yeteneklere sahip. O pas oyunları, geçiş oyunları deriz ya. Zaman zaman da defansın içerisine de giriyor. Rakip takımın defansın içerisine tehlikeli bölge dediğimiz ceza sahası olan bölgelerde de bulunuyor. Bu da büyük bir avantaj. Oyun bilgisi, oyun sezgisi üst seviyede bir oyuncu. Şimdi orada Rafa'yla birbirini tanıyor. Yani o özgüven, taraftarın desteği, o taraftarın coşkusunu gördüğü zaman futbolcu iştahlanır. Yanındaki oyuncuları da tanıyorsun. Oyun sistemi de seni çok fazla gerecek ve hatta yoracak bir sistem değil. Daha çok rakip ceza sahasındasın. Bir de yeteneklerin varsa, topla ilişkilerin iyiyse, koordinasyonun üst seviyesi tadından yenmez. Biz keyif alırız futbolcular bu tarz oyun sisteminde. Yani Mario'da da bu profillerde bir oyuncu. Yani ben Beşiktaş'ın oyun gücüyle birçok maçı daha, yani bak oyun gücü deriz mesela takımların oynadığı mesela baskı kurduğu zamanlarda. Beşiktaş oyun gücüyle birçok maç kazanacaktır. İşte burada devreye zaman zaman bireysel yetenekler de girecek. Oyun gücüyle bireysel yeteneği, oyuncu gücünü birleştirdiğin zaman farklı bir takım izliyorsun. İşte bunu da Beşiktaş bu sezon yapıyor. Yapmasının sebeplerinden bir tanesi de kulübedeki teknik direktör. O futbolculardan maksimum verim alabilmek çok önemli bir detaydır. Ne dedik Okan Hoca'ya, Zaha, Tete, işte Endombele'den verim alamadı. İşte burada teknik direktör farkı girmesi gerekiyor. Farkları girmesi gerekiyor. Bunu da Gio Hoca çok iyi yapıyor. Sergen Hoca 13 kişilik şampiyonluk olduğu dönemde de bunu yapmıştı. Yani burada önemli olan sahada o ritmi, o oyunculara verilen coşkuyu devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da yapacaktır hoca. Zaten onun farkındayım. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Beşiktaş'ı çıplak gözle statta izlediğin zaman yani insanlar şunu düşünüyor. Beşiktaş ön alan baskısı yapıp işte rakibi hataya sürüklü. Hayır öyle değil arkadaşlar. Beşiktaş her yerden deniyor. Sağdan deniyor, soldan deniyor, merkezden deniyor. Bekleri oyuna sokuyor. Yani her yerden bir arayış içerisinde. Bu çok önemli bir detaydır. Oyun içerisinde kaymalar, dizilişlerde oyuncuların rollerinin değişmesi hepsi yaşanıyor. Bunu dikkatli izlediğin zaman farkına varacaksınız. Bunları da hocayı çok kısa zamanda bu oyuncu toplumuna benimsetmiş, alıştırmış. Şimdi zaman zaman bakıyorum sevgili Mehmet. Yani iki, ön taraf mesela, arka taraf iki, rakip sahada olduğun zaman arka taraf iki, bekler içeri giriyor, ön taraftaki kanatlar da içeri giriyor. Orta sahalar aralardan koşu yapıyorlar mesela. Kanatlar açılıyor, orta sahadan Rafa giriyor, Getson giriyor. Immobile mesela sol tarafa, sağ tarafa hareketlilik yapıyor. Adam çekiyor, harekete yani koşu yapıyor. Kaymaları çok adam, iyi yapıyorlar. Adam çekiyor. İşte o pozisyonların içerisindeki kaymaları senin dediğin gibi çok iyi yapıyor. Immobile i̇şte özellikle. Bunu antrenmanda çalışarak yapabilirsin ve defalarca çalışılmış demek ki. Yani bu hareketlilik kapanmış defanslara karşı uygulamak kolay değildir. İşte bunu çalışmışlar. Devamlı antrenmanlarda, kamplarda çalışmışlar. Hazırlık maçlarını izledik Beşiktaş'ın mesela. Hep insanlar karamsar, tedirgindi. Ama lig bir başladı, farklı bir Beşiktaş canavar çıktı evet. İçerisinden takıma. Yani bunun sebeplerinden bir tanesi hocanın hakikaten Getson. Yani buradaki Getson ayrı bir profile büründü. Neden? Yani sistem. Yanındaki arkadaşlar. 2-3 tane arkadaş bak. Immobile sahibi gidiyor. Rafa
arkadan topu alıyor. Gerson araya koşu yapıyor. Muazzam paslarla buluşuyor. Veyahut da koşular yapıyor. Arkadaşına da seçenek sunmuş oluyor. Bunlar da takım içerisindeki dengeler işte koşular. Bak burada mesela Immobile mesela çok güzel koşu yapıyor. Arkadakine bak Gerson. Farkındaysan. Dikkat et. Gerson ligin ilk haftası yaptı o koşuyu. Atamadı golü sonra attı. Evet ama neden? Hoca devamlı deniyor. O özgürlüğü hürlüğü vermiş. Git diyor kardeşim sana. Bazı hocalar da merkezi bölgeni alanını kaybetme diyor. Ama şimdi burada önemli olan o sorumluluğu o riski oyunculara verebilmek. Bunu da hoca veriyor. Verdiğin zaman zaten oyuncuya o güveni ver yeter. Karışma yetenek potansiyel varsa. Bunlar önemli detaylar. Şimdi Beşiktaş'ın karşılaşacağı sıkıntıları söyleyeyim ben. Bir sahanın içinde hakem kararları, bir de rakip takımın biraz daha agresif olacağını düşünüyorum. Yani bunları da işte görüp ona göre kararlar verip o rakip takımın da yani oynayan takıma karşı artık biraz daha hakemlerin en azından istisna sağlaması gerekiyor. Bu da önemli detaylar. Yani Beşiktaş iyi yolda, iyi ilerliyor. İşte en büyük handikaplardan bir tanesi de sevgili Melike. Amartya, Aboubakar, bir de Chamberlain. Aboubakar dedin. Aboubakar'la ilgili bir haberimiz var. Onu konuşarak devam edelim isterseniz. Hatay Spor'la anlaşma yolunda olduğu konuşuluyor. Zaten düşünülmediğini biliyoruz kadroda. 19 tanesi ilk 11 olmak üzere 34 maçta forma giymiş. 12 gol 3 asistlik bir performansı var geçen sezon. Geçen sezonu iyi başladı. Ya çok müthiş başladı. Hatta o 2-0-3-2'lik maçta 2 golü Aboubakar attı Lugano maçı. Hani Şenol Hoca gitti. Hı hı. Ondan sonra bitti ama. Ama devam ettiremedi işte. Devam etti yani istikrar deriz ya. Yani ya küstü ya da yani sakatlıklar onlar bunlar. Yani belli bir zamandan sonra oyuncuda da yani şeyler başlıyor böyle. Moral motivasyon düşüklükleri başlıyor ama Aboubakar'a da güvenilip de yani sezona başlamak da doğru mu? Bana göre doğru değil. Şimdi Mustafa Hekimoğlu geliyor arkadan. Semih'i çekebilirsin oraya. Yani orada oynayabileceğin, değişkenlikler yapabileceğin oyuncular da var. Yani bunlar da önemli oyuncu. Şimdi Semih'i koy, Immobile olmadığı zaman Semih de Immobile'yi yaratacağını düşünmüyorum. Mustafa da kezali. Mustafa da sadece şunu söylemek istiyorum. Bak çok yetenekli bir oyuncusun kardeşim. İyi işler yapmaya çalışıyorsun. Bazen çok fazla bir şey yapmaya çalışırken İstediklerini yapamayıp daha kötü gözükebilirsin. Basit oynaman gereken yerlerde basit oyna. Arkadaşlarınla alver yapman gerekenlerde onları da yap. Bazen çok şey yapmak istiyorsun. Onun farkındayım. Görüyorum ama yani belli bir seviyeye geldikten sonra nerede ne yapmakla ilgili kararlarda biraz daha çabuk karar vermen gerekiyor. Sen çok yetenekli, çok potansiyelli bir oyuncusun. Bunu zaten tüm Türk futbol kamuoyu bunun farkında. Milli takımın değişilmez oyuncusu olacaksın. Bu yaşta da milli takıma çağrıldın. Bu ona güven de verecektir. Bu önemli bir detaydır. Amil takım 17 yaşında, 16 yaşında çağrılıyorsun. Bir de orada şans bulduğu zaman farklı bir özgüvenle gelecektir. Ama şımaracak bir tarzda da bir oyuncu değil. Yani Beşiktaş oyunu sahada çok doğru bir şekilde diziliyor. Çok doğru bir şekilde oynuyor. Rakibini hataya sürükleme anlamında da sürüklemeye çalışıyor. Bak Sivas maçını izledik. 11 kişi, 10 kişi defans yaptı. Yine Beşiktaş bu maçta 4 tane, 5 tane net pozisyon yakaladı. Neden? Sebeplerinden bir tanesi her yerden deniyorlar az önce söylediğim gibi Melike. Bu önemli detay. Yani burada yönetimin artık elindeki gitmesi gereken oyuncuları bir şekilde elinden çıkartıp ona göre transferler yapması lazım. Çok güzel. Bana göre olmazsa olmaz bir tane dar alanda problem çözebilecek kreatif bir kanat oyuncu alması lazım. Ki onlar bizden daha iyi biliyorlardır. Hoca da istiyordur ama burada yani bunu da biraz daha hızlandırmaları gerekiyor. Avrupa Kupası maçları başlıyor şimdi. Lig usulü uygulanacak orada da biliyorsun. Evet, garip bir lig uygulanacak. Ama ben şunu anlamıyorum sevgili Melike. Bakıyorum şimdi Beşiktaş Avrupa maçlarından döndükten sonra her maçını deplasmanda oynayacak. Bu nasıl bir fikstür? Yani bu sonuçta yani burada artık bir şeyler yapılacaksa Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon fark etmez. Bunlar bizi Avrupa'da temsil edecek takımlar. Yani ülke puanını bir tarafa taşıyacak. Yarın öbür gün Şampiyonlar Ligi'ne gideceği zaman ilk iki takım gitsin diyoruz eleme oynanmadan. İşte burada o takımlara da destek olmamız gerekiyor. Ya bu Galatasaray'da aynı şekilde yapılmış olsa aynı eleştiride bulunacağım. Ya burada o fikstür çekilirken bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dikkat edilseydi daha iyi olurdu. Yani değişir mi değişmez bu saatten sonra ne anlamı var yani? Böyle bir şeyin olmasının şimdi insanların, Beşiktaşların, taraftarların, kamuoyunun artık kafasında hep her geçen sezon bir şeyler karşısına çıkıyor. Yani bunlar da bu şekilde yapılması insanların soru işareti oluşuyor. Yani bu da doğru bir şey değil kardeşim yani. Bakın bunlara dikkat edin. Belli Avrupa'daki fikstürler belli. Sen de ona göre belirle fikstürünü. Galatasaray, Fenerbahçe içeride oynuyor birçok maçını. Evet. Beşiktaş deplasmanda o. Beşiktaş üvey evlat değil. Bu ülkenin en önemli takımı Beşiktaş. Yani Avrupa'da ülkeyi
çok iyi şekilde temsil ettiği sezonlar, dönemler de oldu. Namalip çıktı, işte gruplara çıktı, çeyrek final oynadığı dönemler de oynadı. Yani sen ülke puanı diyoruz, işte ülke takımlarımız Avrupa'da başarılı olsun istiyoruz. Ama bakıyorsun abi, bir tarafta bir takımı deplasmanda oynatıyorsun, bir tarafta iki takımı içeride oynatıyorsun. Yani bunu, bu istisnayı da sağlamanız gerekiyor. Peki günümüzde. Sen de konuyu açtın, yönetim dedin. O zaman hemen bir haberimiz daha var, onu da paylaşalım. Hem transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakol, hem de kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili son durumdan bahsetti. Sorun yaşadıklarını söyledi. Bir bakalım, hatırlayalım neler söylemiş Kaan Şakol. Gerçekten bu, yani hani oyuncuya kulüp buluyorsun, her şeyi yapıyorsun ama gitmiyor, vazgeçiyor. Ya nasıl sindirebiliyorlar? Ya hakikaten ben şunu anlamıyorum. Biz de futbol oynadık. Yani birçok yabancı arkadaşımız da oldu. Yani o takımda düşünülmedi. Mesela oynadığımız takımlarda düşünülmeyen oyuncular oldu. Adamların bir kısmını tabii gideceği kulüp ödedi, bir kısmını da yani kendi kulübü ödüyor. Bunlar 2 yıllık sözleşmesi varsa 2 yıllığını istiyor. Veyahut da o sezonun sözleşmesi varsa o sezonun oynamamış maçlarının parasını istiyor. Gitmek istemiyor. Ya ben anlamıyorum, nasıl sindirebiliyorsunuz, kabul edebiliyorsunuz ya bunu. Ya işte bu ne biliyor musun? Geçmiş dönemlerin yöneticilerin yapmış olduğu hataları gelen yönetimler toparlamaya, bir şekilde düzene sokmaya çalışıyor. Hiç kolay değil işte. İşte gelen yöneticiler biraz daha dikkatli, işte Beşiktaş'ın şu anda yapılan hamleler gibi yapsa bu sıkıntılarla, bu borçlarla karşılaşılmaz. Ama bu Chamberlain, Abubakar, yani Amarty, ayıp kardeşim sizin yaptınız. Ya biraz karakterli olun. Karakterli futbolcu sadece saha içinde gösterdiği mücadele değil, saha dışında da deriz. İşte karakterli futbolcu yani olun biraz diyoruz ama yok, bu yabancılar anlamaz. Bak bunları var ya, herhangi bir Türk futbolcu yapmış olsa sokağa çıkamaz ha. Bunların yaptığı tavrı takılmış olsa, bak sana net söylüyorum, sokağa çıkamaz. Ama bunlar anlamıyor. Ya bu yabancı oyuncular bazıları böyle işte karakter yoksunu diyebiliriz. Bunlara ne diyebilirsen de yani sonuçta olmaması gereken şeyler bunlar. Yani bunları sizin, kusura bakmayın, camialara yapmış olduğunuz çok büyük zararlar. Sen bir sene takımda düşünülmüyorsun. Oynamayacaksın. Kendine de zarar veriyorsun. Maç eksiğin, tempon, birçok yerde eksi yazacak sana. Gideceğin takımlar bu sefer seni almayacak. İkincilik, üçüncülüklere düşer. En azından git. Evet. En azından git bir yerde oyna. Tekrar toparla. Yine o seviyelere gelebilme ihtimalin var. Ama maalesef, kusura bakmayın, böyle sorunlarla yaşıyor, karşılaşıyor. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. Yapacak bir şey yok. Bunlardan ama bir şekilde çıkış yolu bulunması gerekiyor Melike. Neden? Beşiktaş'ın transfer ihtiyacı var mı? Var. Lig maratonu uzun. 3 kulvarda yarışacaksın. Yani senin kanat forvete ihtiyacın var. Bak buradan yönetim de bunun farkında, alması gerekiyor. Mehmet'in de düşüncesini alayım. Bir yandan da yönetmenimiz Güven'den de rica edeyim. Baktık hepsine, Beşiktaş'ın da Avrupa listesine bir göz atalım. Buyurunuz Mehmet Özcan, sen ne diyeceksin? Beşiktaş açısından Van Bronckhorst sezonun yıldızı. Evet, işin oyun formasyonunda Rafa Silva'yı ayrı parantez atacağız. Beşiktaş'ın çeyresini değiştirdi. Jetson'a kattığı değer ortada, Immobile ile uyumu. Ama Van Bronckhorst'u ben şöyle özetlemek isteyeceğim Melike. Son Sivas maçını da izledim. 70. dakika, skor 1-0. Oyundan çıkan isim Immobile, giren isim Mustafa Ekimoğlu. Yani bu bile aslında hocanın takıma nasıl dokunduğunu, özgüveni. Çoğu teknik adam cesaret etmeyebilir. Yani Immobile sonuçta senin golcün. Tutarsın 90 dakika sahada. Onun yerine 20 dakika genç Mustafa. Mustafa da pozisyonlara girdi. Bir de maçın 89. dakikasında belki Okan Koç da fark etmiştir. Sivas 3 değişiklik yaptı. Sivas'ta oyuncular yürüyerek geldiler. Evet. Yani Beşiktaş'ın şöyle artık, yani Fenerbahçe Galatasaray'da geçen sezon o vardı. Yani İstanbul'da Beşiktaş'a 1-0 kaybetmek üzmüyor. Üzmeyecek. Arada o seviye farkını göstermiş oldu. Avrupa kadrolarında en fazla eleştiriyi Fenerbahçe yapabiliriz. Nedeni de Oğuz Aydın ve Levent Mercan'a yapılan bonservis yatırımı. Evet. Onun karşılığının olmaması. Almamalı. Onun çok izlendi tabii. Cengiz Ünder'in hani alınması eleştirildi listeye. Fenerbahçe'de bu eleştiriler yapıldı. Özellikle Oğuz alınıp neden Cengiz alındı diye. Peki Beşiktaş'ın listesine baktığınızda? Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir strateji de olabilir. Cengiz Avrupa'da oynarsa ara transfer dönemi satabilir miyiz düşüncesi. Evet, çünkü doğru. İşin maliyet kısmını söyleyeyim. Benim bildiğim kadarıyla Cengiz'in Fenerbahçe'de yıllık ücreti 3.4 milyon euro. Mesela Zaynuttinova da teklif geldi. O da gitmek istemedi. Düşünülmüyor mesela. Hocalar söylüyor bunu. Yani biz o psikolojiyi yaşadık, biliyoruz. Ya kardeşim, ben istenmediğim yerde niye durayım? Ya oynamayacaksın, gerileceksin. Oynamadığın zaman senin meyven, senin
gelişimin oynamaktır, maçtır. Maç temposu farklıdır. İstediğin kadar antrenman yap, maç temposuyla veyahut da o maçın içerisinde vermiş olduğun mücadeleyle eşdeğer, uzaktan yakından alakası yok. Yani ben anlamıyorum bu oyuncular neden gitmek istemiyor. Ve giderken de aynı parayı al. Git oyna, kendini göster. Yine tekrar gelme ihtimalin var. Sonuçta seni kiralık göndermeye çalışıyorlar veyahut da satın al, satın satmaya çalışıyorlar. Teklifler de geliyor. Yani bu farklı bir bakış açısı. Şimdi, yani bunlarla karşılaşılıyor ama burada yapacak bakınca bir şey yok. Sıkıntı yaşayabileceği mevki ne düşünüyorsunuz? Avrupa özelinde konuşalım tabii ki. Ya kanatlar bence yani sol kanat. Ya sonuçta orijin olmayan iki oyuncu var orada bakıyorsun. Yani João Mario, Muçi'yi de çekersin, Rafa da oynar ama senin orada daha çok kanatta oynamış, oraya alışmış, pozisyon bilgisi olan, nerede nasıl oynayabileceğini bilen, nereye zaman koşu yapacak, ne zaman içeri girecek, orta yapacak, şut çekecek. Şimdi tabii ki de Semi bunları yapar, Mario yapar, Rafa yapar ama şimdi Rafa'nın asıl orijin mevkisi, en verim alabileceğin yer orası. Sol tarafta Semi içeri alsan daha çok verim alırsın. Bir tane iyi bir kanat forvetin olsa yani çok farklı bir Beşiktaş izlerdik. Ben her zaman söylüyorum bak Beşiktaş'a bu sezon içeride takımlar birinci bölgeye 8 kişi, 9 kişi defans yapacak. Stoperde? Ama senin orada merkezden stoperde de yani oraları yani nasıl olabilir orada mesela? Yani, oldu ki Paulista sakatlandı. Kim orada? Allah korusun yani futbolcular sakatlanmasın. İstemem. Tekrar dinleyin mesela ya, işte. Yani, Necip Uysal'a geçmiş olsun yok, diye. Necip de sakatlandı. Mesela oraya şey var Emre şey Zaynutdinov oynayabilir stoper oynadı. Yani Felix'i hiç sağ tarafa çekebilirsin. Emirhan'ı çekebilirsin. Tayyip'i çekebilirsin. Yani oralarda bir şekilde rotasyon uygulayabilirsin. Ama bir takımın hedefe gidebilmesi için en önemli unsurlarından bir tanesi merkezde hücum bölgesi. Hücumda ne kadar etkili olursan arkadaki oyuncuları rahatlatırsın. Özgüven sahibi olmasına sebep olursun. Çünkü devamlı top ön planda yorulmuyor. Hep diri oluyor arkada. Şimdi kanatlarda bir tane iyi bir kanat forvet alsaydılar Semih'in olduğu bölge yani iyi olurdu açıkçası. İstendi de Anelio Arabistan'a gitti. Yani çok iyi olurdu evet. Anelio ama olmadı. Kovalıyor, istiyorlar. Almak da istediklerini biliyorum. O mücadele içerisinde oyuncular da gitse hazır oyuncular. Yani uçak çalışıyor derim ya ben bir esprim vardır şu anda. Uçak yani kontakta çalışıyor şekilde bekliyor. Yani bu oyunculardan iki tanesi, üç tanesi çıkması gerekiyor şu anda transfer yapabilmek benim için. Kafamdaki soru işareti Svensson'du. Çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Evet. Oyuncunun hakkını teslim edeyim ama tabii onun önünde oynayan Rashica da Svensson'a gayet yardımcı oldu. Svensson çok iyi başlangıç yaptı. Bak Musrati mesela bu sezon çok iyi başladı. Peki. Evet. Peki. Hızlanmamız lazım. Süremiz daralıyor. Trabzonspor'u da konuşacağız. Elimizde bir Şenol Güneş karnesi var. Bir bakalım. Teknik adam ve kariyerinde Trabzonspor'un yeniden hocası oldu. Şenol Güneş'in geçmişteki karnesi nasılmış? Sonra da üzerine sizlerin de yorumlarıyla birlikte konuşacağız. Evet. Şenol Güneş dönemi nasıl geçer Trabzonspor'da bir yandan yine kadro ile ilgili çalışmalar sürerken onları da yine detaylı konuşacağız ama ilk yorumlarınızı almak istiyorum. Mehmet Özcan seninle başlayalım. Trabzonspor Abdullah Hoca ile olmuyordu. Saint Gallen maçı sonrası da zaten tepkiler. Nihayetinde yönetim bir aksiyon almak durumundaydı. Şenol Güneş borçtaysa da daha öncesinde Beşiktaş'ta çalıştığı için doğal olarak Trabzonspor'a gündemine gelememişti. Şenol Hoca şu aşamada bence doğru bir profil. Çünkü Şenol Hoca'nın özelliği oyunculara değer katması. Trabzonspor'da muhakkak dokunca oyuncular olacak. Poyraz Efe'nin bunlardan biri olacağını düşünüyorum. Genç oyuncu ön tarafta. Son Kasımpaşa'daki maçında oyuna girdi. Bir tane güzel Arap'a satmıştı. Ozan Tufan eski talebesi. Ama ben asıl dokunuş orada Mendy'ye yapacağını düşünüyorum. Artı Trabzonspor'un fena bir oyuncu grubu yok ama biraz fazla 6'ya yakın orta sahalarla Abdullah Hoca mücadele durumunda kaldı. Gol atamadı Trabzonspor Abdullah Hoca döneminde. En büyük problemlerden biri buydu ki zaten o problem Abdullah Hoca ayrılmasına rağmen Eyüpspor maçına devam etti. Eyüpspor maçının da yıldızı Uğurcan'dı. Biraz da problem aslında bu özetliyor. Yani Rapid Bey'e yenilebilirsiniz ama iki gol atamadan yenildiğiniz maçın en iyi oyuncusu Uğurcan oluyor. Muhakkak hücuma dokunuşlar yapacak. Ben bir keşke Trezeguet için söylüyorum. Trezeguet aslında kalsaydı ben Şenol Hoca. Şenol Hoca'yla. Trezeguet'den de fayda alırdı. Orada bir apar topar Katar'a. Envakame'yi Rayan'a. Yani. Ama Envakame'nin de eski Envakame olmadığını gördük. O ama Şenol Hoca sanki oradan iyi eski Vakame'yi çıkartır gibi geliyor bana ya, da.
Bence de. Şu geçiş dönemi için en doğru profil. Bu arada Banza transferi ve eski Beşiktaşlı Braga'dan Serdar Saatçı transferini gerçekleştirdi Trabzonspor. Onları da konuşalım tabii. Okan Koç sana hem Şenol Güneş'i hem yeni transferleri de sormuş. Ya Şenol Hoca ligi biliyor. Çok farklı bir seviyede. Yani Şenol Hoca'nın kariyeri ve hatta teknik direktörleri tartışılmaz. Sonuçta kupaları var, şampiyonlukları var, milli takımda başarıları var. Yani nasıl oynatması gerektiğini de çok iyi biliyor. Trabzonspor'un en büyük şikayeti neydi taraftarın, camian? Güçlü oyun deriz, baskılı oyun, coşkulu oyun. Bunu Abdullah Hoca ile alamadılar. Veremedi Abdullah Hoca bunu camiasına, taraftarına. Yani ben onu anlamıyorum. Yani böyle bir fırsat gelmiş. Eleştirileri görüyorsun. Taraftar camia senden memnun değil. En azından o oyun profilinden, sisteminden, karakterinden bir ödün verip vazgeçmiş olsaydı belki şu anda devam edebilirdi. Yani Trabzonspor büyük bir cami. Herkes bunu biliyor, farkında. Şampiyonlukları, kupaları var. Yani her yerde de taraftarı var. Bunu oynatabilecek teknik direktör kim diye sorabilirsen şu anda yerli teknik direktörler arasında. Biri Fatih Hoca derdi, Fatih Tekke. Öbürü de Şenol Güneş. Zaten kararı kendi içlerinde, kendi bünyelerinde verdiler. Şenol Hoca da yani bu oyun anlayışını veyahut da sistemini, taraftarın istediği oyunu oynatacağını düşünüyorum. Çünkü oranın insanı, coğrafyasını çok iyi biliyor. O futbolculara nasıl dokunacağını, hangi seviyeye çekeceğini ve şu da çok önemli. Bak onları iyi biliyor, şu da çok önemli. Bakıyorum mesela Trabzonsporlu oyuncuların birçoğu mental kafa olarak çoğu da bitmiş. Yani artık böyle demoralize olmaya gelmek durumuna geldiler. Yani öyle bir duruma geldiler. Bunları da toparlayabilecek tecrübeye sahip Şenol Hoca iyi bir teknik direktör. Taraftarın istediğine cevap verecektir. Yani taraftar çok panik veyahut da tedirgin olmasın. İyi bir kadrosu var Trabzon'un. Yani elde gelen transferlerle de daha da güçlendi. Önemli olan doğru oyunu bulabilmek. Bunu da verebilecek, bulabilecek teknik direktör Şenol Hoca. Bence taraftarı mutlu edecektir bu sezon. Rakipleri de güçlü. O da var mesela. Onu da farkında. Yani Şenol Hoca'nın, ben açık ve net söyleyeyim, Beşiktaş'ta oynattığı dönemlerde, şampiyon olduğu dönemlerde oynattığı oyunu çok beğeniyordum. Aynı anlayışla da Trabzon'a da izlettirecektir diyelim. Akgezi'de de maça çıkacak olması güzel. Daha doğrusu Beşiktaş hocası olarak çıkmış. Kendi adıyla, evet. Evet, şimdi aynen. Trabzonspor duygusal hocası olarak, yani Fatih Hoca'nın Aslantepe'de maça çıkması gibi düşündüm. Yani bunlar özdeşmiş isimler. Trabzonspor'un yeni sene Trabzonspor hocası olarak çıkması güzel. Beşinci dönemi. Fatih Hoca'nın Galatasaray'da 4'tü. İkisi de yani benzer profiller zaten bakarsak 1-2'dir yani benim için evet. Futbolunda. Muhakkak bu geçişine yani Fatih Tekke bir diğer adaydı. Fatih Tekke için de Okan Buruk'a benzetiyorum. Eninde sonunda Trabzonspor hocası olacak. Daha önünde teknik adam olarak uzun yıllar var. İstanbul'da iyi işler yaptı. Şu an Alanya'da iyi işler çıkartıyor. Ama şu kaotik ortamda belki Fatih Tekke kendisi toparlayamayabilir de. Hani. Burada biraz daha deneyime ihtiyaç var, tecrübeye ihtiyaç var diyorum ben. Hücum dokunuşları da bekliyorum Şenol Hoca'dan kısa sürede. Evet, izleyicilerimizin yorumları ne? Ona da bakalım bir. Şenol Güneş 5. dönemde akılda kalıcı izler bırakmak ve şampiyonluk yaşamak için elinden geleni yapacaktır. Trabzonspor'un santrfor sorununu çözmesi lazım. Sizce Serdar Saatçı stoper sıkıntısını çözecek bir oyuncu mu diye bir soru gelmiş. Kötü bir performans sergilemedi bu arada gittiği takımda da. Bence Beşiktaş'ta da iyiydi. İyi, başarılı bir oyuncu. İyi başlamış, iyi oynuyordu. Orada hocayla problem yaşadı. Valerian İsmail'i istemedi. Yani istemedi. Savic çok tecrübeli. Hani ulfoloji seviye örneği var. Muhakkak Savic'den bir şeyler kapacak. Muhakkak dediğin gibi. Yani Densil var orada. Yani orada bence gerek değil. Sonuçta şeyi çekiyordu. Orta sahadaki oyuncuyu çekiyordu çok fazla stopere bağlı. Mendy'yi çekiyordu. Ama Mendy bence yani orta saha oynaması daha doğru olur. Ya yani muzdarip olsun Trabzon taraftarı. İyi bir teknik direktör getirdiler. Yani istediklerine cevap verebilmek önemli olan. Bunu da kim yapabilir? Şenol Hoca yapabilir. Şenol Hoca cesaretli, yürekli bir teknik adam. Yani Türk futbolunu da iyi biliyor. O önemli olan. Daha camiasını da biliyor. Yani oyuncularda da bakıyorsun mesela kanatları iyi, orta sahası iyi, defans hattı, kalecileri. Yani iyi bir malzeme çıkaracaktır oradan bence. Peki şimdi çok hızlı süremiz çok fazla yok çünkü milli takıma da değinmek istiyorum. UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler'le karşı karşıya gelecek millilerimiz. Bir haberimizde ayrıntılara bakalım. Sonra çok kısa onu da konuşacağız. Evet, kısa süredir hayatımızda olan bir sistem Uluslar Ligi. Ama artık alıştık. Ama Uluslar Ligi maçlarının oynandığı milli araları çok da sevmiyoruz. Milli araları sevmiyoruz. Ya, şimdi burada şey yapmıyoruz. Turnuva olduğunu seviyoruz canım. Tamam, turnuva olsun. Turnuvada biz olduk mu?
seviyoruz daha doğrusu. Ama böyle olduğunda birazcık sıkıcı geliyor bize. Tabii. Çok ilginç yani. Yine küçümsemek gibi algılanmasın ama. Ben de aynı. Ağım şam top oynamadan yarı final yapıyorduk yani. Evet. Çeyrek final dedi. Elenmeyi hak etmedik Hollanda'ya. Hiç hak etmedik. En iyi maçımızı oynadık belki de. Evet. Avusturya maçı doğru oyun diyelim. Biraz futbol şansı yanımızda. Çekya erken 12'ci kaldı. Şimdi, renk katıyoruz. Onun için itirazı. Öyle olsaydı, böyle olsaydılara gelirsek yani. Hayır, renk katıyoruz. Nerih olsaydı Hollanda maçında diyorum ben yani bir yandan. Ama o maçta da oynayan Samet gol attı. Evet, yerine. Doğru söylüyorsun. Ya biraz futbol şansı yanımızda. Bunu niye söylüyorum Melike? Sonra da hayal kırıklığı yaşamamak için. Ben açık Sen söyleyeyim. Sen çok gerçekçisin bu konularda. Evet, yani ben milli takım performansı çoksa. Montella ile ilgili bir sıkıntım yok. Montella'dan memnunum ama biraz şanslı olduğumuzu düşünüyorum turnuvada. Futbol şansı yanımızdaydı. Milli takımın... Yani şöyle Gürcistan maçı Okan Koç da muhakkak izlemiştir. Çok maçın hakkı 3-1 değildi. Gürcistan neler kaçırdı evet yani. Evet ya. Şimdi bazen de böyle bir şey. Bunu niye diyeceğim Melike? Yani yarın Galler'e yenilirsek de çok şaşırmayalım. Çok istim üstünde değildik biraz. Turnuvada futbol i̇şte şansı yanımızdaydı. Bu tedirginlik kötü bir şey biliyor musun? Yani Gürcistan maçından örnek verdi. Galler'e yenilebilirsek çok şaşırmayalım. Yani bunu yaşatmamaları lazım. Neden? İyi bir jenerasyonumuz var. Çok yetenekli, kaliteli evet. oyuncularımız yok mu? Var. Hem defansta, orta sahada, kalede. Her yerde böyle rotasyon. İstediğin gibi oynayabilecek oyuncularım var. Yani bu tedirginliği niye yaşatıyorlar bize? Bakıyorsun Montella Hoca. Bilmiyorum ben onun oynattığı oyun çok fazla tatmin etmiyor beni. Hoşuma gitmiyor. Ben hoca olarak beğeniyorum. Ya olabilir ama hoca olarak Anadolu takımlarında orada burada. Abi sen Gürcistan'a karşı Santa Force oynuyorsun. Ona karşı Santa olmaz babacığım. Yok mu hiç? Gidiyorsun kanat forveti Santa Force'a yapıyorsun. Elinde forvetlerden faydalan. Onları oynat. Onlardan yarın öbür gün onlara muhtaç olacaksın sen. Yani ben çok fazla yani bir özellikle iyi bir takımın varsa, üretken bir kaliteli bir kadron varsa defans oynatıyorsan baba beni çok mutlu etmez, tatmin etmez. Sen gideceksin rakibi önlem aldıracaksın. Sen önlem almayacaksın. Senin elinde tamam belli bir seviyede potansiyeli düşük oyuncu topluluğu olur. Önlemini alırsın. Rakip hata yaptığı pozisyonları değerlendirsin. Ama sen rakibi hataya sürükle. Montella da bu tarz oynamaya çalışıyor. Olmaz. Ya kabul edecek bir durum değil bence. Yani orada bir değişiklik bekliyordum ben. Olmadı. Bakalım inşallah bu dönemde belki kafa yapısını, mental yapısını veyahut da oyun sistemini değiştirmiştir. Bizleri tatmin eder. Futbol böyle bir şey baba. Risk alacaksın. Almadın mı olmaz. Risk alacağın oyuncuların varsa alacaksın. Kusura bakma. Senin elinde risk alabileceğin oyuncular var. Almıyorsun. Ben bunu kabul etmem. Ne olursa olsun. Peki. Hızlanmam lazım. Bir ben kimim daha. Sonra unutmadım. Avrupa ile ilgili sorumu takımlar özelinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş konuşacağız yine. Transferler size göre ne hedefle yapıldı diye. Ama bir ben kimin molası verelim. Hem UEFA Kupası hem Süper Kupayı kazandım. Futbolculuğun yanında moda tasarımcılığı da yaptım. Fabregas'ın yetenekleri tartışılmazdı. Aksel Vitsel antrenmanlarda çok sertti. Şikirtel'le oynamak büyük keyifti. Ben kimim? Artık böyle ilk söyleşti gelmiyor cevaplar. Arşevin. Ya! Geldi. Bravo. Zenit çünkü. Dedim be. 2008. Bravo. Ya. Dedin adamı hemen gaza getirdin. Ben niye çenemi tutamıyorum acaba? Bir de Arşevin'i böyle giyim tarzı bir garip moda dedin ya öyle bir çağrışta. 4 gol atmıştı var Liverpool'a. İyi oyuncuydu ama ya. İyi oyuncuydu. Ben beğeniyordum. İstikrarlı böyle inatçı. Arşevin, Kerzakov o dönemin oyuncuları. Biraz bir eskilere gittik mi? Eskiden de böyle bir ilişkim var. Paslanmıştık. Yine ben de şimdi bir izin verseydin de bir iki izleyicimiz de bilseydi. Ben bir Türkiye'si yok falan bir ipucu yani, verseydim. Değil mi yani? Ama taciz etti seni yani. Evet, biraz değil Melike sen de doğru. Sen de ben de birazcık etti. Değil mi yani niye çenemi yani. Tutmuyorsam geldim diyorum ki artık bilemiyorlar ilk seferde falan. Onun sebebi bir süredir Mehmet Özcan'da son sayfa yapmıyor olmam olabilirmiş yani gerçekten. Şu an bunu anladım. Neyse ben yine de merak etmeyin sevgili izleyicilerimiz. Hemen bakıyorum. İlk birini söyleyeceğim. Söylemem lazım. Senden 30 ya şu an 49 saniye. Belki senin aynı anda yazdı. Mehmet Hekimhan izleyicimizi tebrik ediyorum. Sizden de özür diliyorum. Ağzımı açıp bilemiyorlar dediğim için dememe kalmadı zaten Arşevin dedi. Kesin o zaten okurken buldu da işte bir nefes aldı. Arsenal öyle. 2008 Zenit'e gitti aklıma. Fatih Tekke de vardı o takımda. Neyse. Sağlık olsun. Biz hemen size yönelttiğimiz soruya geçelim. Sonra tabii logolarımız da var. Konuşacağız. Onlara da bakacağız. Onlara da bakayım şöyle. Fena değil. Birazdan sorarız. Şimdi şunu konuşuyorduk. Ya, transfer dönemi devam ediyor ama Avrupa listeleri verildi. Avrupa için dün sondu. Ve izleyicilerimizden şu tarz mesajlar geldi işte. Hani bazı takımlar için.
bu transfer niye yapılmadı? İşte Avrupa düşünülmüyor mu? Geri plana mı atıldı vesaire vesaire. Şimdi yapılan transferlere bakınca, şimdi bir yandan Mehmet de Galatasaray'ı takip ettiğim için sana sormak istiyorum. Sana göre Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi gidince lige mi döndü, yoksa yine Avrupa mı düşünülüyor? Sana göre transfer politikasını etkiledi mi? Yok, cevabını verelim. Verdi, yönetici de verdi. Dedi ya UEFA Kupası. Hayır ama şimdi şöyle bir şey. Yönetici öyle der. Yöneticilerin cevabı tabii ki ama o yönde ama. O zaman 14. yabancıyı kadroya katacaktın. İsmini UEFA'ya bildirecektin. Aynen öyle. Böyle bir gerçek var. O bu yüzden bunu yapacaktın. Doğru net söylesin. Şekilde Süper Lig şampiyonu. Hiç kandırmıyor. Hedef saptı diyorsun yani. Tabii. Avrupa geri planda. İşin bir de şu kısmını da söyleyelim Melike. Ben biraz sistem baktığım zaman. Sistem etkili oldu mu sence? UEFA'nın bir hatası da var. Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nin paraları çok yakın. Şampiyon Ligi ile arasında uçurum var. Uçurum var, doğru. Yani Ligi bana gidince kalsa UEFA ile konferans birleştirip Avrupa Ligi'nin geliri de arttırılabilir. Bravo, kesinlikle. Yani o da bence ister istemez motivasyonu düşürüyor. İşin gelir kısmı şöyle yani diyorsun. Galatasaray'a ne oldu? 8-9 kazandı. Şampiyon Ligi'ne kalsa arada 3'te 1. Konferansta çok fark yok yani Başakşehir ile Galatasaray'ın geliri arasında, öyle düşünelim. Okan Koç, sen ne düşünüyorsun? Üvey evlat muamelesi uyguluyorlar oradakilere. Şimdi Galatasaray için yani böyle ne mi? Ne yaparsanız yapın diyor. Kendilerinde ne yaparsanız, millet burayı izliyor zaten diyor. Şampiyonlar Ligi'ni izliyor. Konferans UEFA'da diyor. Aynen, çok güzel bir yere değindi Mehmet. En azından yani biraz daha o baremi kısa tutması daha iyi olurdu. Şeyde, yok, bakacağım şimdi rakamları, yok, ben zamanında kaydetmiştim. 4 milyon, 3 milyon ya katılım parası, öyle bir şeydi. 3 milyon 4 milyon euro kadar bir şeydi. Yani Galatasaray Mehmet'in dediği gibi yani biraz daha lige odaklandığını düşünüyorum. Neden? Şampiyonlar Ligi'nde açıkçası bak, şimdi Şampiyonlar Ligi'ni düşünmüş olsaydı bu transferleri daha önce yapabilirdi. Para da var demek ki, gidiyorsun 18-9 veriyorsun, 10 milyon lira veriyorsun. Niye vermedin? Da vardı bir ara. 3-4-18. Çok fark var. Bir şey yok ya, 3-4-18 yani arada çok yani fark. Ne yapacaksın? 3 ile 4'ü topla 7 yani Şampiyonlar Ligi'nin tam %50'sini yapabilirsin tekrar Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'ni birleştirip. Çok fark var. 3-4-18, bir de ona katılım ekle. 25-26 oluyor şampiyon. Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 31 milyon euro total cirosu. Bu evet. Sene Avrupa Ligi'nde final yaptı. Fenerbahçe için peki hedef sizce? Şimdi yani şöyle özetleyelim. Yani ben Galatasaray açısından şu eleştiri yaptım. Yani Süper Lig, Fenerbahçe açısından da şunu söyleyeyim. Geçen sezonki bir İsmail Kartal fırsatı yakalarsa Mourinho affetmez. Yani kalkıp da Olympiakos maçı arifesinde Karagümrük maçından bahsetmişti. Mourinho tam tersi, öyle bir rakip yakaladım Avrupa Ligi'nde gidebildiği yere kadar gitmek ister. Çünkü Avrupa'da her kulvarda kupa kazanmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Yani Melike, hayal satmayalım. Şimdi elimizdeki takımların hepsini topla, karıştır. UEFA Ligi'nde belki final oynar, belki yarı final oynar. Yani şimdi tabii ki de oralarda bir yerlere gelmek isteyeceklerdir. Türkiye'deki takımların kendi isimlerini bir yere getirip kendi piyasalarını yapmak isteyen teknik direktörler olacaktır. Çünkü en iyi vitrin orası, Avrupa Ligi. Ama takımların bence yoğun bir bölümü lige odaklanacaktır. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da ligde şampiyon olmak için daha çok mücadele edecektir. Yapılan transferler de diyorsun, şimdi bakıyorsun az önce Beşiktaş'ın mesela ne dedik? Yani sıkıntılarından bir tanesi oyuncular gitmiyor. Gitmiş olsa belki şu anda sol kanatada, sol bekede iki isim yazılmış olacaktı UEFA Ligi'ne. Ama gitmediği zaman yapamıyorsun. Hazır oyuncular var. Biz konuşuyoruz, öğreniyoruz birçok şeyi. Ama yani ligimizde şu anda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da yani Konferans Ligi'nde yarı final, çeyrek final, final görürler. Ama UEFA Ligi'nde çok zor. Lige peki, odaklanacaktır üçü de bence. Peki, genel bir cevap vermiş oldun aslında Okan Koç'ta. O zaman logolarımıza geçelim. Süremiz çok azaldı. İlk logo sırayla mı gelecek? Geldi, evet. Toulouse. Hayır. Türk mü, yabancı mı? Yabancı. Kopya istiyoruz. Bu hiç güzel. Turistik bir bölge. Granada. Avrupa'da ama İspanya değil. İspanya değil yani. İspanya'da değil. Balkan ülkeleri mi? Hayır, değil. Portekiz. Bir göl var bu isim. Como. Evet. Como'nun renkleri öyle mi? Hızlı, Como'da. Hızlı bilsinler diye yaptım. Renkleri hiç, ben Como. Nereye bak ya. Thomas oynadı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Thomas, senin dönemin topçusu. Nereden biliyorum ama sen bunları ya? Ama bu renkleri böyle bilmiyorum. Böyle bir şey yok ama ha. Vallahi böyle bir şey yok. Yani buna veriyor musunuz yayın önce soruları ve cevaplarını? Renkleri bilmiyorum ama ya. Ver renkleri, sırlar civert. Tamam da baba yani, enteresan şey. Böyle yani. Hani sınıfın şey çocuğu vardır ya, evet, her şeyi bilen. Evet, evet. O vallahi çocuk tebrik işte. Ediyorum seni Mehmet. Vallahi helal olsun kardeşim. Tebrik ediyoruz. Hadi bunu da bilin bakalım. Bunu bilemez ama. Gelsin. Arjantin. Hayır. Avrupa'dayız yine.
Veres, Sarsfield falan diye. Daha kuzeye çıkın İtalya'dan. İskandinav. Bulamazlar. Nasıl İskandinav. Bulamazlar. Hayır değil. İskandinav da değil. Şey İngiltere mi İngiltere? Belçika olsa... takımı. Belçika takımı. Evet. Burada bu kesin ben doğru okuyamayacağım bunu. Garip bir ismi var değil mi? Zulte Waregem. Efendim? Zulte. Hayır. Waregem. O Hollanda o da mı Belçika? Yani? Hani Charleroi da değil. Charleroi C'dir mantık yani. Bruges de değil. Değil. Bak kimler ki? Ya bilmediğimiz yani. Onların logoları zaten daha aklımızda. B harfli. Berchot falan var. Hayır. Ama bu ismi V mi? K ile başlıyor isim. K ile? Evet. Belçika takımı. Evet. K Belçika. Yok bunu bulamazlar ya. Yani. Söyle lütfen. Gelsin. Kortrijk. Doğru yok, imkansız. Ben bilmiyorum. Sana şöyle söyleyeyim, öyle bir takım bilmiyorum. Sen bunu bilmiyorsan kimse bilemez ben sana. Var mı izleyici? Çok zor ya. Teknoloji çok ileride biliyorsun. Görsel aratma diye bir şey var. O yüzden bunda seyircilere çok güvenmiyorum. Size güvenmiyorum. Bakıyorsunuz oradan. Şimdi sabaha kadar bilemeyeceğiniz bence. Logo geliyor. Gelsin. Herkese iyi geceler. Türkiye'de. Türkiye'de mi? Evet. Doğu mu, Karadeniz mi, Akdeniz mi, neresi? İyi geceler. Güney. Şimdi siyah beyaz. Bir belediye. Nazilli Belediye. Nazilli Belediye. Ben Nazilli'ye karşı oynadım. Nerek? Nazilli'ye böyle, yani siyah beyaz da böyle değil logosu onu. Kuşadası'nı geçen sordular, onun logosunu hatırlıyorum değil. Siyah beyaz takımları düşünüyorum başka. O bölgelerde. Yok. Ne, bir dakika şey kaçıncı lig? Bölgesel amatör. Ya Allah aşkına Melike. Dedim ya, iyi geceler. Bir şey soracağım Söke Melike. Spor falan değildir herhalde. Melike bir şey soracağım. Yani bir şey soracağım. Şimdi niye bu kadar zor derinlere iniyorsunuz? Neden bilmiyorum. Şimdi bizi izleyen oralı... O bölgede yaşayan izleyicilerimize de bir tamam şimdi Güney falan tamam, hangi, geç. Burdur. Hangi? Burdur. Burdur'a bağlı bir ilçe bulacağız. Burdur Isparta'ya mı bağlı? Bak onu bile bilmiyorum. Burdur il değil mi? Ha özür dilerim. Ben şehir olarak Burdur sanıyordum. Burdur mu? Hayır Isparta. Ben mi atlayayım? Ne oldu? Burdur. Teşekkürler. Hep ben haklı çıkarım. Burdur diye büyük konuşayım. Burdur Spor mu? Hayır, Burdur'a bağlı bir ilçe. Bulamayız. Belki bir sosyal medyada bir dolaşmış, o yüzden bilme ihtimaliniz olabilecek bir ilçe olduğu için. Ama bence bilemeyecekler sabaha kadar. Bir ilçe Burdur'da. Yok, çok da ünlü bir ilçe aslında. Ben de oradan biliyorum. Bucak. Bucak. Evet, Bucak Belediye, Oğuzhan Spor. Oğuzhan Spor. Yok canım, bilemem. Sabaha kadar bilemem. Mehmet bilemez. Evet, yönetmenimiz bizi uyarıyor çünkü süremiz kalmadı. Hemen golü okuyacağız, çok hızlı. Sorularını okuyamadıklarım, görüşlerini okuyamadığım izleyicilerimiz kusurumuza bakmasınlar. Yine gece beraberiz. Saatleriniz 23'ü gösterdiğinde burada olacağız. O yüzden o ana dek yine bizde kalın diyoruz. Hoşça kalın.